Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şuraya şey ekleyeyim. Belki de demişiz de yazmamışız. Bedeli misali, hakikatlarımız. Mahiyetlerimiz. Tamam mı? Farko. Şimdi siliyorum onu. Bu böyle dersler sistemi öğretiyor, sistemi fark ettiriyor. Mesela sistemi fark ettiriyor, niçin siliyor biliyor musunuz? Şunu yazacağım ondan. Nerelere sürdü? Kırmızı mı nerede? Orada var. Bir de siyah alırsan. Yok, ben 7 renk alacağım abi. Tamam. Sevdim. Beyazlar. Hepsinden alacağız. Onu aceleye geldi öyle de alırken biraz kaldır gibi. Tahtaya odaklanmıştık. Demin söylesene. Demin Erdinç abi de şey dedi abi. Harun abi sahasına girdik abi. İdris Aleyhisselam da bir kurbiyet var. İsa Aleyhisselam göğe çekiliyor. Akrebiyet var dedi. Birinde kurbiyet gidiyor. Kendi gidiyor. Göğe çekilme var. Bu adam gitti. O dimağıyla beyin cimnastiği yapar. O alındı. Alındı. Çok farklı. Tamam. Ondan sonra ikisi de aynı yerdeler. Semavatta bulunuyorlar diyor. Değil mi? Üçüncü tabakayı hayat ölmediler. Harun abinin yağları erime. Öyle mi? Peygamber şeyi ölmediler. Bununla devam ediyoruz. Hakikatına geçti. Cennette ya. Öteki de o zaman hakikatine geçti cennette. O cennette değil şu anda. Mahiyette. Aynı mertebedeler ama. Cennete gidene kadar süre devam eder. 2 aylık mesafe devam ediyor. Cennete kadar mıdır abi 2 aylık mesafe? Tabii evet. Burası. Yani şöyle diyeyim. 2 aylık mesafeyi tamamladı. Tamamladı. İdris Aleyhisselam cennette. Evet. Şimdi bu adam derken sureti surette hakikatine doğru süreci devam ediyor. Devam ediyor. İsa Aleyhisselam ölmeyecek mi abi? Ölecek. Gelecek mi ölecek? Ölecek. Değil mi? O mevti yaşayacak. Hı hı. Ama bu onda. İdris Aleyhisselam burada esas istisna gibi duruyor. Evet. Yani İsa Aleyhisselam evet. Çekildi, geri gelecek, tekrar bu mevti yaşayacak. Ölmeyecek. Ölümü tattı. Ölecek. Evet. Ama şöyle geçiyor işte, ruhunu aldı. Nasıl diyecek? Yani buna değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta
cennete girdi. Cehennemi gördü. Tamam mı abi? Bu devam ediyor. Yani ölmeyecek nasıl? İşte cennet ölmeden girilir mi? Girdi işte. Ama ne yaptı peygamberimiz? Doğru mu yazıyorum? Etkiyayı ümmetine o kapıyı açık bıraktı. Öyle mi abi? Evet. Ölmeden geçilebiliyormuş demek. Cennete girilebiliyor. Miraç ya. Miraç yoluyla. Miraç yoluyla ölmeden cennete girilebiliyor. Kandır ha. Neki şey yapmayın. Kandır bu. Ha, tamam. Ha. Şimdi beden misaliyle şey yapacağız. Zihnimizde tasarlansın diye. Ezber davada konuşmayalım diye. Ölmedi. Ölüleri diriltiyordu. Kendisi. Tamam mı? Ölüleri diriltiyordu. Kullanacağız çünkü. Şimdi burayı siliyor. Resmini çekelim abi. Siz yapıyorsunuz hocam. Evet. Şey, Adem, vücut, ilim, tekvini de böyle şekillendirebiliriz. Yapalım abi. Şimdi olmaz tabii. Bu hayal edeceksin lan bu şimdi. Şu şey. Az önceki şekli mi? Hı hı. Diyor ki cesedi Necmi ve bedeni misaliyle riyle bulunuyorlar. İki tane iki peygambere bunu burada niye anlattı? Tabakayı hayat anlatırken üçünün bunları niye kullandı? İlişkisi ve çelişkisi olmasa anlatmaz. Peki ölecek olan İsa Aleyhisselam, ölmeyecek olan İdris Aleyhisselam, neticeye varan İdris. Tamam? Söyleyin bakalım cesedi Necm hangisidir? Yani veya Glaf-ı Latifi bedeni misali. Bak, ezber yapıyorum. Cesedi Necmi ile Glaf-ı Latifi aynı mıdır abi? He? O zaman onu şey yapalım, ondan sonra şey yapayım. Şimdi buraya anlatmak için. Tamam, şu olan... Şimdi da bir şey demedik. Tamam. Buraya yazdığıma bakma. Tamam. Ondan sonra peygamberin vücuduna bakacağız. Buna baktın. Tamam. Buna da baktın. Peygamberin vücuduna bakalım. Hangi peygamber? Bizim peygamberimiz. Cemi yani. Cemil Cemi. Tamam.
Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cesedi Necmi. Orada da böyle geçiyordu. Nasıl geçiyordu bakalım mı? Geç bak. Miraç'ta değil mi cesedi? Evet. Şöyle geçiyor. Yazılarda da var nasıl? Ha, var mı? Yok, devam. Var mı? Devam et abim, devam. Şimdi ben şimdi, sen istersen, ha var, benim şeyimde var. Ben sana göstereyim dur. Ezan okunuyor. Okunsun, bize okunmuyor. 566 sözler. 566, nasıl geçiyor cesedi? Cümle yukarıdan biraz uzun. Her o alttan. Envatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesedi necmi ve bedeni misaliden daha zarif olan ruhu Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam, hassiz ve zayıfine medar ve cihazatının mahzeni olan cismi Muhammedi aleyhissalatü vesselam, elbette onun ruhu ile arşa kadar beraber gidecektir. Evet. Şimdi ben cesedi necmi dedim. Ben hemen orayı açayım. Üçünü toplamak lazım aslında. He? Yani İdris Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'da da cesedi necmi, bedeni misal ediyor. Burada da aynı ifade var. Peygamberimizde de. Aynı ifade var. Üçünü ama, düşünmek lazım sanki. Evet. Fakat Peygamber Aleyhisselam'ın içinde var. Daha zarif. Daha şeyler var. Yani daha zarif olan ruhu Muhammed'in. Evet. Daha ilerisi Peygamber. Evet. Buradaki bunlar otomatikman var. Ruhu Muhammed'in değil, cismi Muhammed'in özelliği bu. Daha zarif olan. Yani ruh Muhammed diyor mu? Ruh Muhammedi'nin hassiz ve zayıfine medar cihazatın mahzeni olan cismi Muhammedi. Özne cismi Muhammedi. Tamam, bunu tanımlıyor. Şimdi cesedi Necmi'yi konuşayım. Yıldızların bazılarının zatı nurları yoktur. Kaçıncı madde abi? 28. Aldık da 28. madde. Tamam. 28-29. 30. Yıldızların bazılarının zat-ı nurları yoktur. Aldıklarını gösterdiklerinden nurani görünürler. Aynen. Tamam mı? Bu bir. Tamam. Yıldızların başka bir vasfı var. İkinci bir yıldız. İçi yıldız deyince ışık yayanlar. Ama iki türlü var. Aldığını yayanlar. Almadan yayanlar. Güneş de yıldız. Veya batınlarındaki hakikatlerini dışarıda ifade etmeleri. Buna sözlerde şöyle geçiyor, hepimizin şeyince malum. Batınındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki bu kendisini, yani bu ne demek? Bu kendisini suret, sima, kelam, beden ve fiil olarak ifade eder. Yani cesedi necmi, cesedi necmi, cesedi anlamıştık daha önce. Bir, ceset yani nec, yıldız. Yıldız. Cesedi çizmiştik, hangisiydi? Ceset, o aynanın kendisi, donmuş hali, madde hali. Cisim. Görünen hali, madde olarak. Madde olanı. Görünen beden. Görünen evet. Bedenleri. Şimdi, bedenleri nec, nurani. Cesetleri nurani. Evet. Tamam. Cesetleri nurani demek, yani aynadaki de güneş, semadaki güneş ama aynadaki güneş gözükmüyor ya, ayna gözükmüyor, güneş var. Yansıtılan güneştir. Ötekisi yayan bir güneştir. Yıldızlar ikiye ayrılır. Necm ve necmi izah heva. Yani bir, batınlarını dışarıya gösteren kaynak kendileri. Gösterdikleriyle görünürler. Evet. Ötekileri ise görünmezler, gösterirler. Güneş de bir yıldız aslında. Evet, ama kendisini gösterir. Şey ise, ay ise gösterir. Bak, gösterirler. Mesela gezegenler de aynı. Mesela Dünya, Jüpiter, vesaire, onlar da... Evet.
görüyoruz parlak ama onlar başka şey. Yani bunu bir oturtarsak ne diyeceğim? Şimdi bazı peygamberler var. Bazı peygamber ve diğer de batınını gösteriyor. Batınla dışa vurmuş. Mesela İbrahim Aleyhisselam. Yani ulul az peygamberlerle diğer peygamberler arasındaki fark. Diğerleri şeyi gösteriyor. Mesela çok ilginçtir. Kitap verilen peygamber demedim. Mesela Zebur kime verilmiş? Ama ulul az peygamberi değil. Çok tuhaf yani. Onun yerine kitabı verilmemiş bir peygamber var. Ulul az peygamber. İbrahim Aleyhisselam. Sufu. O da suf var. Suf var. Şimdi bazı yıldızlar var ki oradan çıkın. Kendini göstermez der. Kendisini onu görürken başka şeyi gösterirler. Bak. Bazı yıldızlar var ki kendisini görürüz. Değil. Gösterdikleriyle kabiliyetine göre gösteriyor. Yani ayna gibidir. Güneşlerden aldıkları ay gibi. Şöyle de söyleyebilirim aslında olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hayatın hayatı ya. Diğer bütün peygamberler de nurunu ondan almıyor mu o zaman? Ha işte oturtalım diye daha ona gelmedik. Ona geleceğiz. Şimdi bazı yıldızlar var ki göstermeden gösterirler kendisini. Batınlarını zahirde ifade ederler. Kendi patlarlar. Kendi parlaklıklarını gösterirler. Birisini göstermez. Ateşsiz yanar diyor İsa. Evet. Bu necm ikiye ayrılıyor. Ceset neydi? Kudrete bakardı. Kudretin vücudu haricisi. Şimdi bunu uygularsak Erdin çok güzel ifade etti. Şimdi bu diyor, bu sarı güneş vurdu. Güneş vurdu. Kendisini göstermiyor. Kendisinde olmayan sarıyı gösterdiği için bu sarı gözüküyor. Kendisinde olanlar var mı? Yutuyor. Var değil mi kendisi? Kendisinde olanlar güneşten gelenlerden de aynı. Güneşten gelen fotonlar var mı? Bunun içinde renkler var mı? Kendisine aynı olanları hep yutar. Kendisinde olmayanlar dışarıya. Kendisinde olmayanı vurur. Demek ki sarı defterin kendisinde olmayan bir renktir. Defterin rengi değil. Aslında ahlak yaptı yani. Sarının aynası oldu. Ona Adem'i. Adem'i buldu yani. Sarının Adem'i var onun. Evet. Adem'iyle gözüktü. İlmi mi bu? Benim çok ilgimi ondan çekmişler. Aynı öyle. Bak. Yoklukla Adem. Evet, yoklukta varlığı bulan. Yoklukta varlığı bulacaksın diyor. Bak, bu sarı güneş burayı vurdu. Bizde o zaman bütün yokluklar varsa tam hepsini yansıtıyorsun. Acayip bir şey. Toprak mesela. Şimdi bak. Var dedin mi siyahsın Adem'e. O karanlığa da gelecek. Güneş vurdu mu? Bunun zatında renkler var mı? Vardı. Yani özellikler, renk demeyeyim de özellikler. Özellik renk gözükecek, renk yok. Bu güneşin fotonunda olan özellikler, bunda bulunan özelliklerle örtüşürse yuttu. Yok. Bunda olmayan özellik otomatik olarak dışarıya çıkıyor. Ve onda beka buluyor şimdi. Onu sarı şimdi bu sarı renk defterde olmayan özelliktir. O zaman bu özellik defterin zannediyoruz ama güneşindir. Bu güneşin sarısı. Güneşin sarısıdır. Defterin sarısı yok. Yok, onu anladı, sarıyı göstermeye başladı ve artık biz onu da sarı defter dedik. Onu da kazandı sonra. Evet, dedi ki ben dedi orayı gösterdiğim için aferin lan kendine mal etme, o zaman sarı defter dedik. Evet. Ama biliyor musun? Şeyi, o... Sen aslında sarı budur. Evet. Sarı güzel odur. Çok güzel. Tam şimdi bu ne oldu? Kendisinde var olanları, tamam? Var olanları var, göstermezler. Şimdi Adem'de vücut nasıl çıktı? Bir de ne diyecektik? Ha, siyah.
bir de beyaz. Siyah, şey beyaz, beyaz yoktur renk. 7 tane rengin aynı oranda eşiğe vurup aynı oranda çıkmasıdır. 7 rengin karışımıdır. Beyaz yoktur aslında. Kendisi, absorbe olmayan. Evet. Güneş kendisi bu. Yutulmamış. Eğer güneşten gelen fotondaki 7 tane renk hepsini yutmuşsa eşya hiçbir şey göstermiyor. O siyah. Yuttu. Birisi vücut, birisi Adem. Mana-i harfi, mana-i ismi. Mana-i harfi, mana-i ismiyle bizim bir tane de eskide bir misalimiz vardı. Ve çok ilginçtir yani. Eski şeylerde kullanmıştım da bir yerden mi almıştım? Yani biz mi düşünmüşüz? Bilmiyorum. Ama defterden almış. Benim defterden almış. Şimdi hapishanede adamlar var. Öteki tarafta odaya o kadar cilalı bir yer yaptılar, o kadar cilalı bir yer yaptılar ki acayip. Duvar gözükmüyor. Ama duvarın içerisine 3 boyutlu resim yaptılar. Tarla. Dereler. Şimdi nereden bakırsan gözüküyor öyle resimler. Adam mesela böyle bakıyor, gidin reklam arasını, böyle bakıyor desen, oradakine de aynı anda, bak bana böyle gözükürken sen ona da öyle gözüküyorsun, oradan. Şöyle, bak bana böyle bakarken resimde, ona böyle bakıyorsun. Acayip, aynı anda bu tarafa bakana da böyle bakıyorsun. Burası gözükmesi gerekirken böyle çıkınca buradaki, aynı anda böyle bakıyor, aynı anda adam böyle bakıyor, insanın sanatı bu. Şimdi, duvara böyle resim çizdi. Kimlerden bakarsa, hapishanedekileri çıkarttılar. O kadar hakiki, o kadar hakiki canlı ki. Çıkarttılar, oraya tel örgü koydular. Oradan öyle geçmek yok, kaçarsınız. Dokunmak yok. Yani duvar oldu belli değil ki. Hı hı. Bir baktı, vay be. Ne hapishanedeymişiz dedi ya. Adamlar ağladılar. Çünkü tarla gözüküyor. Dediler ki, haftada bir gün sizi tarlayı seyrettireceğiz. Rahatlamak için tarlayı seyrettirdiler. Vay be! Hepsi aslı zannetti. Adam bir tanesi geldi, Risale-i Nur'u tahkik okuyor. Dedi ki, bu o değildir. Yani deli misin? Ne o değil işte o tarla. İçeride kalmanın şeyiyle, karanlıkta kalmanın şeyiyle, aslı ile zırhlı karıştırdılar. İçeride kalmanın bunalımıyla. Hapiste. Hapiste kalın. Aslıyla zırhlı karıştırdılar. Fark edemediler. Ama bir tanesi uyanık. Dışarıdan gelmişti. Bu asıl değil. Bu böyle değil. Buna kızdılar. Sen uyduruyorsun. Sen çıkarıyorsun bunları. Uydurma yapıyorsun. Bizim şey midir? Adam gitti bir tane kesici aldı. Adam gitti, dışarıdan kesici aldı. Gitti duvarı, kesti dört. Çıkar, kalıbı al, al koy. Oraya bakıyordun ya hakiki. Onu al koy. Allah Allah. Kenara konu lan. O mu bu, bu mu o? Aynı. İşte manayı harfi, manayı ismi. Manayı ismi, duvarı aslı zannetmek. Manayı harfi, duvardan pencere açıp orayı seyretmek. Tamam. O zaman bu gördüğümüz manayı ismi o zaman. Tabii. Sana göre, herkese göre değişik. Peki, manayı harfi, manayı harfi altyapıda kim yapar bunu? Hangisi hangisi? Zanlarımız. Onlar Allah diyor ya Kur'an'da, onlar zanlarındadırlar. Zanlar, balonu oluşturdu. Girdi balona. Herkes sorguluyor. Basit adam ya, neler demiş bu. Diyor ha, bu işleri ha, bu dersleri. Ustadın emri. Oldu. Neler demiş bu.
Ve ne yapıyorsunuz ya? Ya böyle olur mu ya Müsaadenur falan? Ve ehli dünya. Ya nereden bahsediyorsunuz lan? Her şey bu. Ne diyor Kur'an? Balonlarına girdi. Balondaki dünyayı, çocuğun elindeki balonu dünyayı zannetmesi. Elinde balon, balon oynuyor. İçine girmiş, balonun içini hakiki dünya zannediyor. Bu zanlar oluşturuyor. Mana ifi, ismi mana harfi. Zanların daha altına in, emrin ismi, emri itibari. Şimdi bu kadar genişlettik. Cesedimizi, necmimizi oluşturuyor. Doğandan mı çıkıyor, yansıtıyor musun? Bu asırda insanların çoğusu yansıtıcı, ben kendimi inşa ediyorum zannediyorum. Adama şeriattan, Risale-i Nur'dan sari ifade gösteriyoruz. Ama duymuş gençken, abisinden, hocasından, şeyhinden, o sari ifadeyi bile kanaat etmiyor. O fani, aldanabilir, yanlış diyebilir, kişiyi her daim esas alıyor. Kitaptaki sabit esası şey yapmıyor. Bu ki parlayıp gösteren, kaynayıp gösteren değil, ayna olandır. Yıldız. Böyle bir ceset adam. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cismine bakalım. Tamam mı? Neymiş? Bir, nur ve nura, nur ve nur kabiliyetinde. Nur ve nur kabiliyetinde. Yani kendisi nurdur, kabiliyetleri de nur. Kabiliyet ve istidat çözülmezse gene olmaz. Herkes pilot istidadındadır. Ama herkes pilot kabiliyetinde değildir. Nubuvvet tarafını anlatıyor. Kabil olmak. Kazanımlar. Tabi aslı nurdur ama kendisini de nura dönüyor, aslına yaptı. İstidat, kabiliyet bir olmuş. İstidat, bir oldu. Kabiliyet eşit oldu. Eşit oldu. Oldu mu abi bak? Yani. Keşke bunu yansıtabilseydik. Ama neyse, ne yapalım? Bu hangi not abi? Başka bizdeki olan değil mi? Başka sizdeki not. Ama yazabilsek uzun olur. Yok. Şimdi, tamam sonra... İki, evliya kalpleri var ya, evliya kalpleri, evliyanın kalbi. Mehmet anlıyor musun evliyanın kalbi? Ondan daha latifmiş cismi. Kalpten daha latif. Peygamberin. Evliya kalplerinden daha latif. Çünkü o evliya kalbini oraya dönüştüren onun vücudu olduğu için. Es-sebebül kelifaya sırınca. O vesilesiyle dönüştürmüştü. Evet, sen birisinin vesilesiyle bir hale geldin. O vesileye sende bir şey aktarılmıyor mu? Senin bütün kazanımların ona gidiyor. O zaman sen hiçbir zaman ona yetişemezsin. Üç, Peygamberin cismi Muhammed'isinden bahsediyoruz. Envat ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif. Cismi bu. Cismi bu. Yani insan olarak bakma, böyle insana benziyor. Ruhla cismi aynı teraziye koyuyor. Eşit olmuş. Cesedi necmi, niye necme bu kadar durdu? Evliyanın kalpleri, yıldıza benzetirseniz yansıtan. Bak cesedi necmi ve bedeni misaliden daha zarif olan. Tamam mı? Bu da gene cismi Muhammed ya. Tamam. Bedeni misali. Yani bu ikisinden yani İdris Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'dan daha latif. Daha latif. Cismi. Cismi. Cisimle konuşuyoruz. Ruhu Muhammed'inin aleyhissalatü vesselamın hadsiz ve zayıfine medar ve cihazatın muhasseni olan cismi Muhammed'i. Bak, hadsiz ve zayıfine medar ve cihazatının muhasseni. Cisim. Kaç etti? 1, 2, 3,
4 tane sıfatı var cismin. Cismi Ahmet'i demedi, cismi Ahmet. Cismi. Ahmet'ten bahsetmiyor zaten. Aslında bakarsak cisim Ahmet gibi ilişkili ama esas Muhammed. Değil. Cismi. Çünkü beşeriyeti bu olsa o zaman tuvalete nasıl gidecek? İyi tuvalete gitmesi lazım, özel hayat olması lazım. Bu cismi Muhammed'i. Cismi Muhammed'i neydi? O beden bedeni misali gibi geldi birden. Muhammed. Cismi Muhammed'i neydi? Şimdi bunu siliyorum. Buradan. Çektiğim için siliyorum. Cismi Muhammed'i'den bahsedeyim. Cismi Muhammed'i neydi? Peki ne anlatılıyor bu Risale? Risale, şifre, tamamen. Hiçbir boşluk yok. Matak altı, Adem. Taşa basıyorsun düşmeyin diye. Ha böyle. Adem üzerindeki basamak taşları. Risale her kelime. Üstad bir, diyor ya, ben bıraktım onların üstüne. Bak, hissedim. Allah şu anda şahit. Ben misal hakkında 2 saat ders yaparım. Sırf misal kelimesi. Müsaadeci. Biraz bahsettim, gördünüz. Evet. Sen ne dedik? Senin simana bakarak dedim ki, o zaman misali diyor anlatırken anlattın daha misal, daha beter. Hatırladın mı? Onu yazacağım şöyle. Murat Dursun hem hakkında 3 tane sıfat çıkarttı. Hem, ne demek? Hem. Bunun 2 tanelisi yok muydu ayağı? 2 ayak yani 4. 4. Yani böyle biz her şeyi iyi istiyoruz. Aşağıda var abi, aldık ya büyük olan. O çok aslında büyük. Buraya getiririz ama... O çok büyük değil mi? O büyük ama o da tam dediğiniz gibi sağlam yani. Öyle ondan hani sonra silmem o. Çift yüzlü olacaktı ya. Oo. Aşağıda duruyor. Aslan buranın ışığı o ya. İşte onu nerede tutarsın? Tamam. Getiririz buradan, ya. Buraya koyarız ya. Tamam. Yani o abi. O bitmiyor zaten. Çevir öbür yüzü. Oo. Hatırladınız değil mi? Oo çok güzel ya. Teh. Dimağda tamam. Neresi? Dimağda kullanıyorsun. Dimağda kullanıyor muyum? Onu hatırladın mı? Ooo dimağı kullandık ya. Ha, tamam. O kadar acayip ki ne hatırlayacaksın? Neyi nereye takıyorsun? Dünya böyle. Acayip ve garip. Bu bunun değil, bu da bunun değil. Şunu bırak. Detaylı bak. Tamam, bir dahaki derse aşağıdan çıkartırsan. Evet. Nur Muhammed'i. He. Tamam mı? Tamam mı? Neydi? Hakikat-ı Muhammed'e demiştiniz. Tamam mı? Evet, tamam. Neydi? Mahiyet-i tamam mı abi? O bizim yaptığımız bir hani şekil yapmıştık ya burada bir beraber. Sitede attık. Orada Hakikat-ı Muhammediye'yi maddi hayat Muhammediye, manevi hayat Muhammediye ile ikisini cami demiştik. Onlar da zahir batın alıyor demiştik. Hakikat-ı Muhammediye. Batını da içine aldırmıştık. Evet. Burada şimdi sadece zahiri Hakikat-ı Muhammediye dedik.
Batını mahiyet muameliye dedik. Yani şu dış yaparsak derin olur diye. Sonra aslında bu hakikat maddi. Bu maddiydi, maddi. Maddi, ona zahir dedik. Zahir işte bu. Batında manevi hayat Muhammediye dedik. Bak, buna, bu batın. Tamam. Manevi, bak aynı zahir. Manevi. Manevi. Zaman buradaki yapmamız aynı. Yok, bir dakika. Zahir, batın, ağacın, zahir, batın, evvel, ahir dediğimiz. Tamam işte bu. Şimdi bu ağacın batını isteyeyim mi? Tamam, batını. Bu ne demişiz aynı zamanda bu ağacın batını? Manevi hayat Muhammediye. Manevi işte, manevi hayatı. Muhammediye. Muhammediye, aynı onu yazıyorum. Zahirine de maddi dedik. Bu da zahir, bak ağacın zahiri. Tamam, hakikat Muhammediye sonra ikisini cem ettirdik. O yanlış olamadı. Yanlış olmadı. Nasıl? Yani zahiri batını alması hakikat Muhammed'in yanlış değil. Şöyle, senin dediğini bir yapayım, dur. Şöyle. Göstereyim istiyorsan. Dur. Söyle yazayım. Çünkü aynı şeyi karıştırmıyorum. Çünkü neticeyi bazen suretinden konuşuyoruz ya. Hı-hı. Bazen hakikaten. Senin çarpımından sonra sileyim. Tamam. Şimdi söyle bakayım. Batının manevi, hayat Muhammed'i. Manevi. Zahiri de maddi. Bir dakika, manevi. Hayat Muhammed'i. Hayatı. Muhammed'i. Bu da maddi hayat Muhammed'i. Tamam. Hakikat Muhammed'i de ikisinin birliktesi. Zahiriyle batının beraber olmasını hakikat Muhammed'i demiştik. Doğru. Şimdi bu niçin bir şey yapıyorum biliyor musun? Bak şurayı da güzelce nezih. İçeri girdiğimiz zaman şöyle oluyor. Buz zahirdir. Su batındır. Su zahirdir, H2O batındır. Ha, o açıdan olursa... Yani şey yapayım diye daha aşağı gireyim. Ama ilk önce o sistem bozulmasın diye tekrar yap. Bir de yapayım bunu. Manevi, değil mi şunlar? Manevi hayat Muhammed'i. Manevi hayatı... Muhammed'i. Batın da zahirinin ikisine birlikte hakikat Muhammed'i demiştik. Tamam mı? Çünkü meyve ve meyve içerik. Şimdi, bak, istedir. Zahir. Batın ise. Zahir ise maddi hayatı Muhammediye manevi hayatı Muhammediye. Hayatı Muhammediye. İkisinin cemi. İkisinin cemi hakikat-ı Muhammediye dedik. Meyve hali hakikat. İkisini barındırıyor. Aslında hemen zahir ismini görüştürmek. Hakikat-ı Muhammediye. Evvel de ahirde de şahsiyet-i Muhammediye. Risalet-i Ahmediye ile Nur Muhammediye. Onlar tamam. Bunları ayırıyoruz zaten. Tamam. Zahiri mi demiş? Tamam, şu an yazdığımız benim tamam. O gün konuştuğumuz bu. Tamam, o zaman o seviyede konuşalım. Yani ikide bir suretten, bir hakikattan olunca, yani bir buzda duruyoruz, bir suda duruyoruz, olmasın diye. O da hani manevi mesela bu şekilde bir yere koyamamıştık bu yaptığımız, hani beraber konuştuğumuzda. Şimdi öbür türlü anlattığınızda mahiyet-i Muhammediye de koyuyorsunuz aslında. Tabii. O da güzel oluyor da hani hangisi doğruyu bilelim veya nereden bakacağımızı bilelim ona göre. Çünkü bu şekilde yok. Mahiyet-i Muhammediye'yi evvel ahir zahir batın içine yazamadık. Bu şekilde mesela. Şu an bunların hepsi doldu. Evvelle batına yazacaksın onu. Anlamadım onu. Evvelle batına mahiyet-i Muhammediye'yi yazacaksın. Zahirle batına. Ha evet. Evvele. Çekirdekten çekirdeğe. O evvele ne demişiz? Evvel Nur-u Muhammediye. Evvel ahir kaldı ya. Ha, evvelle ahirin cemine mi mahiyet-i Muhammediye? Öyle olması lazım, evet. Ha, ikisi de çekirdekse? Çekirdekten çekirdeğe, meyveden çekirdeğe. Nasıl? Anladınız mı abi? Şimdi bu şekilde zahir, batın, hakikat-i Muhammediye, evvel ahir de ikisi de çekirdek ya. Biri meyve şekilde çekirdek, biri evvel çekirdek. Bunlar ikisi de mahiyete bakar, orası mahiyet-i Muhammediye diyor. Doğru değil mi? Evet. Meyve mi? Ha, meyve, şimdi meyve ahir. Ama meyvenin çekirdeğini kastediyoruz tabii. Tabii onu kastediyoruz. Ahir.
Ya o zaman zahir batın birleşince hakikat-ı Muhammediye çıktı. Evvel ahir olan çekirdekler birleşirse de mahiyet-i Muhammediye. Aynen. Hepsini topla şahsiyet. Tamam. Hepsini şimdi, topla şahsiyet. Bu ahire ne demiştiniz? Risaleti. Muhammediye. Risaleti Ahmediye dedik. Tamam. Yani şey İçindeki yapayım. Çekirdeğe çok güzel oldu. Şey yok aslında. Bir dakika. İkisi arasında. Sendeki ondaki. Bu tamam mı? Bu sana bu daha güzel oldu sanki. Tamam. Şimdi. Bu ikisini birleştirirsek de mahiyet-i Muhammediye. Çünkü ikisi de mahiyetten haber veriyor. Doğru. Mahiyet mi bu? Ha. Doğru abi, öyle değil mi? Evet. Doğrulayın. Yani mantıklı geldi ama. O zaman hayır mantıklı gibi bizim şey bizim anlayışımız tahmini değil ki. Bunlar hepsi kaynaklı. Tamam. Ha şu anda tekrar söylüyorum. Niçin böyle şey yapıyorum? Bir, buzdan mı konuşmuştuk orada o zaman? Tabii. Sudan. Su zahirdir, haşikö batın. Tabii. Su batındır, buz zahir. Tamam. Şimdi hakikat-ı Muhammed'e. Mahiyet-i Muhammed. Hepsinin altını çizelim abi, şahsiyet-i Muhammediye. İkisini de birleştirdin. Hepsini. Ha, hepsini. Aşağı şeyi işaret ediyorsun. Komple. Komple. Şahsiyet-i Manevi Muhammed. Şahsiyet-i Muhammed. Hadi. Öyle oldu değil mi? Tabii. Zaten o doğru. Mesela. Hepsini aldın. Şahsiyet-i Manevi Muhammediye. Manediye. Şahsiyet-i Muhammediye. Şahsiyet-i Muhammediye. Tamam. Tabii. Muhammed. Sen bu şeyde bir daha yapalım. Diye. Tamam, aleyhisselatü selam. Şahsiyet. Ya bu tahta olması gene ya, bu nasıl olacaktı? He bu nasıl olacaktı? Ezber değil mi? Yok olmuyor. Yani bilmiyorum. Herkes de aynı şey mi var? Ben de öyle. Şimdi şey yapabiliriz abi. Bir nur tarafı, bir mana tarafı. Bir adem tarafı, bir vücut tarafı. Bu da burada yani. Nerede? Nasıl yapacaksın? İşte şey, zahir ve batın, nur tarafı, evvel ve ahir, mana tarafı, vücut tarafı, adem tarafı. Şunun Nur Muhammed'inin iki yönü var. Yani nereye koymam istersen koyayım. Yok koyarız ya, doldu. Ha, doldu yani çünkü bu, şu bir ders yapıyoruz ama belki 30 tane ders kullanıyoruz. Ha, şimdi bunu diyorsun ki aslında zahir, batın, evvel, ahirin bir kısmı nura bakıyor, bir kısmı manaya bakıyor. Tabii canım, öyle zaten yani. Doğru. Vücut veya adem de yani. Şimdi biz buradan ne anlatacaktık? Cismi Muhammediye. Cismi. Ha, cismi Muhammediye'den oradan da cesedi Necmi'yi de. He. Şimdi burada anlattığı bir evliya kalplerinden daha latif. Bir. Ondan sonra şeyden melaikenin vücudu ve envat ruhlarından daha hafif. Bir neydi? Bir. Nur ve nurani kabiliyetinde. Nur ve nur kabiliyetinde. İstidat kabiliyet cem olmuş. Evet. İki. Evliya kalplerinden daha latif. Latif. Melaike ve envatın ruhlarından daha hafif. Hafif. Dört şey aşağıda var ya. Ruhu Muhammed'in. Necmi. Cesedi Necmi ve he, cesedi Necmi. Bedeni misaliden daha zarif. Zarif. Tamam. Bu dört tane. Şimdi o cismi Muhammed'i nerededir? Cismi Muhammedi nerededir? Nur tarafı ne hepsi de herhalde. Peki şurada olamaz mı? Sahir midir? Namus olduğuna göre. Kesbeden. Yani istidat kabiliyeti aynı olmuş mu? Evet. İstidat aynı olmuş. Bütün bunları alması için meyve olması lazım. Meyve olması lazım. Bütün hepsinde bilhasalanmış hali veya onları alan hali. Ha? Azrail ve karıştırmış abi. Ya kafa şey yaptı. Sistem karıştı. Şimdi burası o zaman cesedi nasıl diyeceğiz? Cismi Muhammedi mi diyeceğiz onu? Evet. Öyle mi? Evet. Cesedi mi? Yok cismi. Şimdi özne cismi Muhammedi. Cismi Muhammedi. Yani mevzu cismi Muhammedi. Meyve cismi Muhammedi. Yani değil mi? Ama her daim kullanmayacaksın bunu. Niye?
Yani tefekkürün de konu. Şimdi bunun cismi Muhammed'i, Risale'yi, Ahmediye ortadan kaldır bunu dersen, yani bu kategoriye de giriyor. Tamam mı? Yani mesela bunu bazen yani herkes, sen kendi dünyada şey yapacaksın. Ders yaparken yavaş, kendi tefekkürüne kullanacaksın. Yani bunlar zaten derste olmaz. Derste olmaz kardeş. Aslında sevgili kardeşler, 614 miydi sözler? İman esaslarına, bazılarına iman yetiyor. Şetsine yetiyor da. Ama böyle mevzu olursa diyor orada 614'te. Fikri ve hissi seviyede oluyor. Bu sefer orayı burada yaşıyorsun. Avamın orada olacağı havas burada yaşıyor. Bunları orada bilecek adam. Ama bileceğim. Onu burada yaşıyor, siz biliyorsunuz. Hasan abi, biz şöyle bir tefekkür. Dünyada hiç avokado yemeyen cennette onu inkişaf ettiremeyecek. Yani onu bilemeyecek. Yani şöyle, insana en çok lezzet veren ülfettir. Evet. Ama diğerleri de lezzet veriyor. Ama insan en çok lezzet veren diyor. Mesela şunu kastediyorum ben burada. Hani kendini burada manen geliştirmeyen öteki tarafta bazı manaları. Evet. Onlar ancak takdiden o orada verildiği miktar kadar. Burada kazanılan bir şeyi kadar lezzetli vermeyecek. Bilmediğim bir şey isteyemezsin ki orada. Yani yok, verilecek. Allah Allah. Mesela diyelim ki şöyle diyeyim. Bolulular en çok kaliteli yemekleri nedir? Mantar. Mantar. Asya arkadaşımı gitmiştim. Annesi evirdi çevirdi, oğlum kaç günü bekliyor sana, işte şey yaptı falan, mantar. Ulan bir kapıdan çıksana da döksem ben bunu. Ya şey gibi benziyor yani mantar. Mantar yemeği yenir mi ya ben? Ama en iyi yemektir. Ama gel onlara, şey Karadeniz'e, gel şu falan yemeği, moklama diyelim şu bu. Ne anlatmaya çalışıyorum? İnsanın en çok keyif veren ülfet ettiğidir. Ama o da yeniyor. Cennette en lezzetli şey ülfet ettiklerin. Diğerleri de olacak. Bak şimdi, şu tefekkürün neticesi gösteriyor ki, şu, ben söylemiyorum ama burada. Dünkü alıntı yaptınız zevkinler başta. Ama burayı okumadım. Beşerin muhakemesi, beşerin yani olaylar karşısında düşünce şekli, olayı çözümleme yöntemi, şablonu. Beşerin, yani bu dersler gösteriyor ki, beşerin o dünyada olayları çözümleme yöntemi ve saadet ebediyeni kazanması için lüzum olsa bütün kainat tahrip edilir ve tahrip ve tebdil edilecek bir kudret görünüyor ve vardır. Fakat bak, burası çok önemli. Haşrın meratibi var. Ahiretin, ahirete imanın meratibi var. Bir kısmına iman farzdır. Ahiretin. Ahiret kurulacaktır. Farzdır. Ama bir tanesi dese ki, sizin dediğiniz gibi cennette bir anda herkes her yerde değildir. Olmaz böyle. İnkar etse imanı gitmez. Aslında iman etti mi detayına etmesi şart değil. Bir kısmına farz iman, bir kısmına farzdır diyor. O yapının, sistemin işlevini herkese göre değişiyor. Haşr-ı cismaniye iman ettim diyor değil mi? Haşr-ı cismaniye bitti. Ama nasıl, ne keyfiyette, nasıl oluyor? Keyfiyeti sen anlattın. Ya bırak ya, öyle şey mi olur? İmanı gitmemiş olmaz. İmana zeval gelmez. Yani bu haşr-ı cismaniyenin aslına farz iman etmek yetiyor. Bak, bir kısmı iman farzdır. Marifet lazımdır. Tamam, bilinmesi yetiyor. Bilinmesi lazım. Ahiretin. Haşr-ı cismani marifet lazım. İman etmen için bilmen lazım da ahiret. Haber gelmesi lazım. Diğer kısmı, şimdi ondan çıktı bu halk. Terakkiyat-ı ruhiye ve fikriyenin derecatına göre görünür. Bizim şu an konuştuğumuz kısmı. Evet. Diğer kısmı terakkiyat-ı ruhiye ve fikriyenin derecatına göre görünür.
Ama cismani lezzetlerle ilgili mesela bir hadis var, şu şekilde olacak diyor. Adam onu inkar ettiği zaman hadiste inkar etmiş. Yok, o hadis var, bunu gösterse inkarsa imanı gider. Onu demedik yani. Mesela dedik ki bedeni misali var ya burada. Ampul. Ampulle dırr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 r
olmaz mı? Dursam burada. Sabit olsam da, hep tek olsa, dırıt olmasa. O zaman cennete tek olacaksın. Peki bu ne işe yarayacak? Hepsi ben olacağım. Ama hiçbirisi ben olmayacak. Asıl olacak otuk olur. O zaman cennette buradaki dırırtların kadar orada olacaksın yerler. Oradaki yerini belirliyor bu dırırtlar. O dırırtlar... Ama bunu diye, bunu adam inkar etti. Ya olur mu öyle şey? İmanı gitmez. Ama hadiste peygamber diyor ki lezzetler ne demiştin? Şeklini anlayacak. Elma şöyle olacak. Ha tamam. O meymat şartı. O hadis inkar olur. O değil. Yani o tırtlar aslında çekirdeğin ağaç olmasının ifadesi değil mi? E tabi. Bir sürü adetler. E tabi tabi. Çekirdektin, ağacın. Tabi yaprakları dalı budur. Yani diğer bir kısmına terakkiyat-ı ruhiye ve fikrin derecatına göre geliyor. O zaman bu derse itiraz edene itiraz edersen sen de onun gibisin. İtiraz edene itiraz edersen sen de onun aynısın. Doğru. İtiraz edene itiraz etmemek bırakmak lazım. Çünkü adam terakkiyat-ı ruhiye ve fikrinin derecesine göre olur bunlar. Bunlar. Ya nereden çıktı böyle şeyler ya? Nereden çıkarıyorsunuz? Risale-i Nur'da böyle bir ağaç var mı? Çizilmiş mi yani? Yok. Ne yapacaksın? Doğru söylüyorsun ya. Hakikaten doğru söylüyorsun. Niye çizdin o zaman? Dalga mı geçiyorsun dedi adam benimle. Abim çocuğa boş kalem şey sayfa kalem verirsen çocuk çizer ya. İşim yok dersen de ben de çizdim. Olur o zaman dedi. Alttan alınca. Abim dedim ya. Abi kalem kağıt vardı. Ne yapayım sıkıldım artık. Çizdim. Tamam tamam. Yok tabii canım. Risale'de böyle bir şey var mı dedi ya. Böyle bir şey gördün mü Risale'de? Lan var mı böyle bir şey? Abi çok haklısın ya. Ya çok haklıyım dedi. Benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Niye çizdim? Abi dedim dershanede sıkıldım. Kağıt da vardı. Oku oku oku. Her gün oku. Her gün oku. Canım sıkıldı. Böyle bir şey yapayım. Ha tamam oğlum. Can sıkıntısın. Çok seviyorum ben. Bu adamları çok seviyorum. İtiraza itiraz edilmez. Edilmemeli. O zaman anlamamışsın sen de. Çünkü niye? Terakkiyat-ı ruhiye ve terakkiyat-ı fikrin derecesine göre bunlar olur. Ve ilim ve marifet lazım olur bunda. Bunda ilim girdi. Bunda evet. Bunda ilim ve marifet lazım. Diğerinde ise marifet lazım. Fikir. Marifet lazım. Sadece. Bak bir kısmına yukarı marifet lazım. Al, haşi cismani olacak diyor. Buna marifet yetiyor. Bunu bilmek lazım. Tamam. Ama içindeki detay değil. Onu burada şey yapmak, gösterebilmek aleminde. Burada çekirdeğiz. Daha çok burada inkişaf edeceğiz. O da değil ki. Terakkiyat-ı ruhiye ve terakkiyat-ı akliye, şey fikriyenin derecatı. Terakkiyat tamimdir. Ötekisine dedik genellenir. Terakkiyat-ı ruhiye, terakkiyat-ı fikriye. Terakkiyat ona da bağlı. Yani. Ve bağlaştır. Terakkiyat-ı ruhiye ve terakkiyat-ı fikriyenin derecesini görelim. Şimdi mesela adamın iman etti mi ahirette? Şöyle olacak. Mesela cennet ahlan ah. Nasıl olacak ya? Her çeşit. Bak şimdi. Ya cennette bir anda çok şey yapacakmışız ya. Mehmet. Yapma ya. Vallahi ya. Nasıl olacak? Ne bileyim ya. Dedi. Ama bir anda çok şey yapacağız aynı anda biz. Nasıl olacak? Ne bileyim. Bu iman etti. Şimdi sen ise ampul. Dırr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 
Ondan hariç ilmin oldu. Onun itikat ettiğini sen şimdi yaşıyorsun fikren ve ruhen. Onun itikat ettiğini sen şimdi ilmen biliyorsun. O sonra bilecek. Sen şimdi bildin. Peki terakkiyat-ı ruhe nedir? Karadeniz'in kayaları serttir çok. Suyu su. Su vura 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 oydu mu? Kayayı oydu. Bu dersler yapıla yapıla. Yapıla yapıla. Yapıla yapıla. Yapıla yapıla.
Fikir, tefekkür. Fikir, tefekkür. Bilgi, ilim. Bilgi çok. Mukaddeme bilgi, ilime. Bilgi, ilim. Tamam. Tefekkür. Tefekkür. Yapa yapa bu sefer su kayayı oyduğu gibi fikir, his, kalbi oyuyor ve his oluyor. Hakikaten. Çekirdek burada patlıyor. Evet. Burada patlıyor, yaşıyorsun. Hakikaten öyle mu? Ha, onun ölüm kadar güzel bir şey yok diyorum. Birbirlerine bakıyorlar. Hayatla faniye geliyorsun, mertle bekaya gidiyorsun. Hangisi kaliteli? O zaman biraz sarsılıyor. Yani burayı örtüyor. Terbiye etme değil. A bak işte delillerimizden bir tanesi. Haşrı iman ettik. İndirmedir çiçekten, bağırdan. Tamam. Yöntem, bak ha çiçek, biz de bağır çiçekten konuştuk. Ama bak şimdi. Bu sefer diyor ki, bunu yapa yapa diyor. Aa, kaç saat oldu Allah'ın sözü, daha öğlen de kılmadık. Saat kaç? İki. Kaçta başladık? Abi çeyrek geçiyor. 3 saat 15 dakika ben kayıt tutuyorum. 3 saat 15 dakika. O aramız dahil bunda. He? Arada dahil. O yarım saat çıkalım. Yarım saat çıkalım. 2 saat 45 dakika. 45 dakika. Yarım saati toparlarız anca. Ha, okur. Şimdi o toparlama, yarım saatte toparlama vardı, konuşuyorduk. O aradaki sanki durduk ya. Durduk, mutala ettik de. Kahve içerken yine aynı şeyi konuştuk. Ha, 3 saat. Şimdi bu adamlar ne anlatıyor? Ha, bu dersler fikriyat, terakkiyat ruhiyeye, terakkiyat-ı fikriye oluyor. Sonra ilim ve marifet oluyor bu. Bunlara ilim marifet. Kur'an-ı Hakim en basit, yani en aşağıdaki yukarıdakinden aldı ve ön kolay mertebeleri kati ve kuvvetli ispat için en geniş ve en büyük bir daire-i haşri, haşri açacak bir kudret gösteriyor. İşte devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, bu haşir, bu dersler ahireti yakınlaştırıyor. Aramızdaki, üstümüzdeki battaniyeler kalkıyor. Öyle diyorum, battaniye nasıl kalkıyor? Odundan, bak, odun içinde duman nur var ya, duman ve nuru üzerindeki odunu kaldır. Lan odunu kaldır ne? Zaten odun kendisi. Ama ne diyeyim ya? Aslında odun donmuş, nur, ısı, ışık, duman, ıtroval ışınları, efendim latif, her yerde olan, her yerde bulunabilen bir hakikat odun olarak gözükmüş. Üstünü nasıl kaldırırsın? Ne kaldırması o zaten. Buna inkılap. Odunu nura inkılabı. Bir yeri mi değiştirdi? Odunun içindeki nur çıksın diye bir yere mi gitti? Yok. Odundan nur nasıl inkılap etti? Odun budur. Ha, nura inkılap etmesi... Ha, meft bu. Hakikat menatiplerini fark ettim. Meft bu yani. Şimdi demek ki bu dersler bir, terakkiyat-ı ruhiyeye vesile oluyor. İki, terakkiyat-ı fikriye mi diyor? Evet. İkisinin ceminden haşre, şuhuda yakın, şuhuda yakın bir iman hasıl oluyor. Oluyor. Ondan sonra ama oradaki bileceği ve hissedeceği havas bu dünyada yaşar. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki avamın diyor iman ettiği ahireti havas dünyada yaşar. Hem de sıfattaki hakikatiyle yaşar. Evet. Peki abi orada avam dediğimiz yani o manayı orada da inkişaf etmiyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın ayetine göre olursa meratip cennette. Bak meratip. Cennette İsa Aleyhisselam diyor ki cennette kime ne kadar verilecek? Ne verilecek? İsa Aleyhisselam diyor ki bir ayetinde burada isteyene verilen var ya, hı hı. Burada isteyene verilecek. Şey verilene veriliyor. Cuma iki ayet yapayım. Verilene verilecektir, isteyene verilecektir. Şimdi İsa Aleyhisselam şeyine göre orada istediğin ne göre verilecek? Mesela cennet deyince adam huri, yeme içme, ev, peygamberimizin sahabesi bir kısım, tarla istemiş. Ya sonra benim tarlam yoktu, orada tarla verecek mi? Yedi şey, dünya kadar sana. Sırf topla ekmek için. Hatta ekecek, bıkacak yok mu başka? Yani
onu istedi. İsteyene istediği verilecek. Kim peki bu? Ama bu dünyada bunlar ne? Bunlar niye verildi sana? İsteyene veriliyor, verilene de verilecek. Bak, isteyene verildi. Verildi mi şimdi? Verilene de verilecek. Şimdi bu bedensel hayatın ölümüdür şu dersler. Onun delili nedir? Şu andaki haletler ne bedensel lezzete cinsma, bedensel cinsiyete, cinselliğe, baklavaya, böreğe bakıyor. Şu lezzet yok mu halet? Ha, bu bedensel hayattan çıkmaktır. Beden zaten öldü şu anda. Şu anda oraya yaşıyorsun. Şu halet odur. Tamam. Şimdi şeyle bitirelim. Şunu açıklayalım ki abi şeyi. Meyveyi dedik ya, cismi Muhammed'i aleyhisselam dedik. Söyledik. Buraya niye nasıl geldik? Tamam. Oradan orayı şey yapalım. O maddeleri bir daha üstünden geçin abi size. Tamam. İşte, Nur kabiliyetleri, liyakatlerinden latif. Peki her zaman mı böyledir abi? Orada meyve itibarındayken. Peygamberimiz mi? Nasıl, neyi kastettin? Yani her zaman mı öyle nurani, işte orada yazan vasıflar şeklinde o meyve halindeyken? Peygamber buna cevap verdi. Yani. Ezber olmasın diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün isimlerin mertebe azamına mazhar mı? İsmi azamı mazhar mı? Huzura sebep olan ismin mertebe azamı yok mu? Gaflet yok. Devamlı var. Peygamberde gaflet yok. Yani şey, ben Miraç'a kadar geçen bir zaman var ya, bir şey gibi Miraç'ta bu cismi... O hakikat mertebesidir. Gaflet değil o. O yüzden gözüm uyur ama kalbim uyumaz. Ondan sonra Miraç'a gittiği zaman gördüklerini böyle Allah Allah bu demedi. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Niye? Evet tabii canım. Böyle zaten iman etmiştim. Öyle iman etti ki gözünün gördüğüyle aynı oldu. Onun için itikadı zannıyla aynı. Dedi ki istidada kabiliyetine eşitlendi ya, aslında evet. İstidadı görmesi hakikaten evet. Bize... Onun, aferin, çok güzel oldu. Evet. İstidadı kabiliyetine eşit oldu. Bizim öyle değil. Bu verilen tarafımız, bu bizim icraat tarafımız. Herkes doktor olma istidadındadır ama herkes doktor olma kabiliyeti yoktur. Sağlık memuru. Tamam, sağlık memuru olacaksın. Bu sağ. Peki, şurayı şey yapayım. O zaman istidatlı denmesi niçin deniyor? Herkes aynı istidatlı. O zaman zulüm olmasın diye. Herkes aynı çekirdek var. Çünkü mahiyet insaniye birdir, inkısanı gayrı mümkün. Şimdi cesedi Muhammed'i, şeyi de alacağız ya. Ben çok hala oradayım ha. İsa Aleyhisselam'la şey ayırdık abi. Oradayız ya. Daha oraya gittik. Oraya gittik. Abi bu malzemeler orası için. Ya üçünü beraber tesadüf var mı? Yok. İdris'le İsa Aleyhisselam'ın içerisine cesedi, necmi, bedeni misali'yi niye soktu? Aynısını burada da söylüyor zaten. Burada da söylüyor. Evet, üçünü. Burada da. Biz dedik ki bu cismi Muhammed'in cemi, dedik ki şu bedene misal ve öbürsü cesedi. Burası birleşi. İsa, İdris. Üşenmiyorum biliyor musun? Bir de şey dediniz abi, ölecek, öldü. Bu da ilginç bir şey. Nasıl? Ölecek, öldü dediniz birine. Bu ölmeyecek. Ölecek. İkisinin cemi. İkisi de var. Yani cismi Muhammed Aleyhisselam içinde bunların hepsi var. Var. Ne varsa aşağıda. Çünkü dört tane sıfatı vardı. Nur ve nur kabiliyetinde, evliyaların kalplerinin latifliğinde, melek ve envat melek cismi envat ruhlarından daha hafif. Cesedi necmi bedeni misalden daha zarif. O beden, o işte onu bedenimizi oraya anlatmak için geldik. Şimdi İdris Aleyhisselam'ın şeyi bu şey olacak. Şimdi kapa, burası dursun.
Yalnız öğleni kaçırmayalım. Yok abi. Namaz çok işin. Namazdan sonra da devam edilebilir yani. He? Namazdan sonra da devam edilebilir. Akşama he? Tamam doğru. Bir arada bir yapmıştık 9 saat. Yerde 9 saat. Namazları kıldık gene oturduk. Namaza kıldık gene oturduk. O zaman da gençtik ya. Yani. Ben bu işlere 1992'de başladım. Ve her gün gördüğünüz gibi üşenmeden, usanmadan. Aa bu defterler bak. Üşenmeden, usanmadan. Her gün Kur'an, evrat, tuvalet, yemek yemem, yatmam. Bunun dışında her şey bu. Zaten olur muydu olmasa? O olmaz. Olmaz. Şimdi aşağıda bir delil getiriliyor. 48. 48. Metbuat 51'den okuyor. Abi şeyde değişti mi? Mesela şimdi cismaniyet toplamıştınız ya. Son cumadan sonra cismaniyet sizin aleminizde bir değişik yere geldi mi? Evet. Yoksa nasıl oldu yani? Bu cumadan sonra değişti tabii canım. Tamam. Tabii daha kapsamlı oldu. Daha harika oldu. Daha biraz ezberdi gibiydi. Yerine oturttunuz işte. Tabii yani ben taklit ettim külliyatı. Ama tefekkürüm de şu anda şey oldu yani. Çünkü namazda ya elhamdülillahi rabbil alemin. Allah Allah. Ya şey Mektubat şurası, Lemalar şurası, sözler 614'e göre şudur, bedenimiz hali şudur. Ben 24 sene önce mesaj verdim. Bedenim misali nedir? Cevap bilmiyor. Bu şey Allah 24 sene sonra cevap verdi. Yani bu nimet ilahi. 24 sene geçmiş, usanmadan peşine koşmuş. Yani üşenmedi, hiç üşenmedi. Mesela dikkat edersiniz, bak 3 saat oldu. Üşenmedi, sabah ile var. Sabah, hiç mübalansız. Sabaha kadar dinleriz. Evet, onun için buradayız abi. İnan sabah, mesela gece. Gece 3'te geldi, 3.15 gece. Hatta korktum yatsı namazıma, içim kaç olduğunu siz düşünün. 1 saat 17 dakika kalmış sabah namazı girmeyelim. 1 saat 17 dakika hemen o zaman sünneti terk ettim. Farzı kıldım. Son süre sıratı. 1 saat 17 dakika. O dersten sonra. Tekrar o. Anladın mı? Yani ve bu sabah, aha şimdi bu gene devam. Mesela şey için diyorum. Hakikat o kadar cazip ki senin meziyetin yok. Seni yok ediyor. Peki, Metubat 51 ile bunu şey yapıyoruz, tamam. Devam ettiriyoruz, daha bitmedi. Tamam. Cismi Muhammed'deyiz. Daha uygulamadık daha edipsiz sana. Yok. Zamanla mukayyet olan cismi maddi gılafından sıyrılıp, yukarıda cismi Muhammed'iydi. Zamanla, şimdi hepimizi genelleyecek, zamanla mukayyet olan neymiş? Cismi maddi. Bu da glafmış. Tamam? Glaf-ı latif. Vardı ya. Evet, daha oraya hiç var. Yok canım, girmedik daha. Sıyrılıp, tecerrütle ruhen yükselip, yani buradan falan çıkmıyorsun. Buradayken bunun hayatı yok sende. Çıkmak o demek. Bunun hayatını yaşamıyorsun. Çıktın sonra demek. Yaşıyorsun tekrar. Bunu yaşamıyorsun ki. Yeme içmeyle bitirdin bu işi. Tamam? Ruhen yükselip, dün geceki Leyli-i Kadri öbür gün Leyli-i İd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Hani bazen diyor ya, bu nereden çıktı? Bak işte. Hazır görmektir. Yani mazi müstakbili hazırda göreceksin. Bunda da Kadir esması diyor. Kadir esması tabii. İsa Aleyhisselam. Yani maziye bakıp, maziyle istikbale bakıp hazırda yaşamak. Kadir esması. Evet. İsa Aleyhisselam'ın ruhen yükselmesini tanımlıyormuş kimse. Ve bu işte. Değil mi? Bir de Kadir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat insaniye, ruh derecesine çıktığı vakit, yani bu tefekkür ederek, tefekkür hissiyat değil, tefekkür hisleri aktif ediyor. Hisler de mevzusu ruh olursa oraya çıkmış oluyor. Bir daha. İlginç ama. Bak, tefekkür ederek hisler aktif oluyor. Hisler de
mevzusu ruh olursa mevzu edilen şey, çünkü his neticedir. Şey enerjidir. Tefekkür netice değildir. Yöntemdir. Fikir yoldur. Yürüyen araba tefekkürdür. Varan histir. Şimdi tefekkürle hisleri aktif ettik. Hissin mevzusu da ruh olursa şimdiki gibi. O zaman ruh olursa ruh seviyesini çıktı. Yoksa burada bir tanesi ruh seviyesinin olmasa hemen çekip gider. Çekip gider. Bazen görmediniz burada bu dairede olduğu halde çekip gidiyor yarım saat, bir saat sonra. Ya uyuyor. Evet. Varislik oluyor da mı? He? Varislik oluyor. Varis. Ha şeyini bırakıyor. Nasıl, senin anladığın nedir? Yani tefekkür ediyorsun. Hissiyatın bağı, kamyon gitti, yüklendi. Geldi. Ha, tefekkür kendisini hisse mal oldu mu? Tefekkür yok olur. Varisi fistir. Tamam. Şimdi his ruhu mevzu yapıyor. His yok oldu. Varisi şeydir. Ruhtur. Çıktık ruha o zaman. Evet. Böyle. Böyle. Ama yükselmenin şeyi. Tabi ama tabii. Derecesi var içinde de. Bu ne, çıktığına delili nedir diye şey yapıyorum. Bedensel dayatmalardan uzaksın şu anda. Kalk, cinsellik, ye, iç. Şu bu yok ya, var. Peki, onu nasıl biraz da bana yaklaştır? Ruhsal bir hayat yaşadığımıza deli. Şu anda haletiniz armoni, dengeli, huzurlu şeyse hidayettedir. Şu anda zevktedir. Hazır olan Zat-ı Zülcelal'inden huzur oluyor. Hazır olmaz, huzur olmaz. Şu anda hazır. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat insanı ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten, bak başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nispeten ikisi, yani hazır hükmündedir. Peki bu ne işimize yarayacak bu kadar anlattığımız şey? Emirdağ 1.94. Bu ne işine yarayacak kardeşim? Zaten mesleğimizde zaman, mekan, sohbetimize mani değil. Dünyada, kabirde, batıda, doğuda, kuzeyde, güneyde aynı yapan sistem bu. Yani bak şu anda kabirde olanlar bu aynı. İstifade ediyor. Onların şu andaki feyizlerinden de biz de istifade ediyoruz. Feyizleri geliyor diyor. Çünkü kabirde olanlar ahiret değil ki. Ders yapıyorlar. Ders yapıyorlar. Onların feyizleri bize geliyor diyor. Mesleği de geçiyor. Demek ki netice itibariyle mesleğimizde zaman ve mekan kaldıran bir sistem işliyor mesleğimizde. Zamanı ve mekanı kaldırıyor. Mekan ne demek biliyor musun? Ne dünya ne ahiret. Dünya ahiret. Mekana mahkum olanların özelliğidir. Biraz da yaşayayım, gidip geleyim. Zamana mahkum olanların özelliğidir. Tamam. Dünya ahiret. Dünya mı ahiret mi ya falan. Bu mekana mahkum olan. Çünkü o mekan bu mekan. Ya ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz falan. Bu zamana mahkum olan ruhların özelliğidir. Düşündükleridir. Zaman, mesleğimiz neydi? Zamanı ve mekanı kaldıran bir mesleğimiz var. O ne yapıyor o zaman? İman ettiğinle besliyor seni. Ne demek o? Allah'a iman ediyoruz. Ahirete iman ediyoruz. Hansa çocuk anasını emer gibi. İnsan da iman ettiği şeyden besleniyor. Allah'tan besleniyor. Allah emiyor. Ahiretten besleniyor. Ahireti emiyor. Meleklerden emiyor. İlham geliyor meleklerden. Allah'tan feyiz geliyor. Ahiretten haletlerimiz doyuyor. Malzeme geliyor. Lemalar da söylüyor bunu. 26. lema da söylüyor. Ondan sonra usta diyor ki şu aletleri bana veren Allah'a hamd ederim diye falan diye devam ediyor. Şimdi bu gelelim mekan ve zaman. Şimdi mekan ve zamana bağladı. Mekan ve zaman. İki şey. Tamam. Şimdi İdris Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam üçüncü tabakayı hayattadır. Tamam mı? Üçüncü tabakayı hayattadır. Ve cesedi, ne demek? Hangisi
bedeni misaliye uyuyor bu kadar malzemeden sonra. Hangi İsa Aleyhisselam mı bedeni misaliyi temsil ediyor? İdris Aleyhisselam. Şunu söylemek isterim size. Çözmek için bize malzeme verdi İdris ve İsa'yı. Veya İsa ve İdris'i çözmek için bize malzeme verdi. Bedeni misaliyle çözün, cesedi necmiyle çözün. Şimdi cesedi necmi, yani bedeni misali, tamam. Hangisini çözümlemede kullanacağız? İstersen İsa'dan git, istersen bedeni misaliden git. Ama bedeni misali neydi? Mazilerin bütünlüğü. Ama sonra başlayacak tekrar. Evet. Ölecek. Bedeni, bedenler, misal, bedenin misali. Komplesi bedenin misali. Evet. Bedenlerin misali. Ve ölecek. Bu bütünlükten sonra yeniden başlayacak. Bedenin misali İsa Aleyhisselam. Desem. İdris Aleyhisselam. Peki bu bütün sene getirmiş, netice varmış, ölmeyecek, devam eder. Yani cesedi necmi zatından dışarıdan almıyor enerji, zatından parlaklığını gösteren, hakikatine varan, suret olsa yansıtır ayna gibi. Harun'a ters gibi geldi. Veya düşünceye daldı. Abi şimdi zahirde bakarsan ayrı, batında bakarsan ayrı. İçine sevabı. Bakarsan daha boyutta ayrı. Peki, o zaman bu burada dursun. Glaf Latifiye girelim. O daha çözülsün. Bu bedeni misali bitti. Malzemesi. Şimdi bedeni misaliyle, Glaf Latifiye'yle bedeni misaliye bakacağız. Yani biz İdris Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam biri bedeni misali, biri Glaf Latif olacak değil mi? Ne olacak? Peki o cesedin... yok. Glaf Latif değil. Cesedi Necmi ve bedeni misali. Onu da yapacağız. Peki cesedi Necmi ile Glaf Latif arasında bir bağlantı var mı? Var var. Aynısı mı? Aynısı değil. Şimdi şöyle. Glaf Latif ikiye ayrılırdı. Maddi, maddi ve manevi. Cesedi Necmi de ikiye ayrılıyor. Birisi ışığı başkasından yansıtan cesedin, mesela evliyaları gösterdi. Usta bu ne anlattı? Peygamberimiz bunların cem edersen, peki bu dört taneyi cem eden yıldız alıp yansıtmaz. Kendisini gösterir. Bu kabiliyetler yansıtır. Evliyalar yansıtır. Envatın ruhları yansıtır. Meleklerin cisimleri yansıtır. Bunlar yansıtanlar. Yıldız. Yıldız iki ayırdık ya. Yansıtanlar kendini ifade edenler. Şimdi yansıtanlar kimdir? Kendi zatında olmayanlar. Bir, kabiliyet kendi zatında bir şey ifade etmez, istidatsız. Şöyle dedi, bir misal vereyim. Bir şey araz mıdır, cevher midir? Anlamak için kaldırın sıfatını, kendisi hala duruyorsa o kalkan sıfattır. Bir şey kalktığı zaman kendisi yok oluyorsa o cevherdir. Örneğin buzu kaldırın. Ne var? Su. O zaman buz sıfattır. Peki buzdan suyu kaldırın. Ne var? O zaman su cevherdir. İsa Aleyhisselam'ı kaldırırsan. Şimdi burada kal. Yıldıza gidelim. Yani yıldız kendisini batındakini gösteren. Burada misal verdik. Rengi yoktu. Tamam mı abi? Şimdi yansıtanlar kimlermiş? Bir, kabiliyetler istidatlarını yansıtırlar. İstidat kabiliyet eşit olmadığı için. İki, evliyalar kalpleri yansıtanlardır. Doğasından değil. Envatın ruhları yansıtandır. Melaikelerin de cisimleri yansıtandır. Eğer şeyse dedim, kendi zatını gösteriyorsa yıldız, bir
İstidat kabiliyete eşit olursa, kabiliyet istidata eşit olursa, evliyaların kalpleri latif, evliyaları asla hakikatına evliya tasavvuf yoluyla, kalp yoluyla gitmiş. Tamam mı? Hakikatla birleşirse, ondan sonra melaikelerin insan, ben var ya enesi, ona şey yaparsa, bu sefer, yani kısacası bu dört tane sıfat var ya, bir araya gelirse yansıtıcı değil, çıkartıcıdır, kendisidir. Dört sıfat. Dört sıfat. Bir daha sayabilir miyiz abi dört sıfatı? Bir, kabiliyet istidada eşit olursa, evliyaların, kalbi çalışanların akıllarıyla bir olursa, meleklerin eneleri yok. Nuranidirler, zişurdurlar ama insan kadar kaliteli değillerdir. Çünkü insanda bir ben var, bende. Ziyaret, zişur, kanun, vücudu harici olursa evet. Kendinden. Evet. Yani meleklerin cisimleri hafiftir. Atom olursa. Çünkü Cebrail toprak olamadığı için. Evet. Tamam. Şimdi meleklerin niye zişurdur? Evet. Peki niçin melekler bizden en basiti cismani vücutları olmadığı için bizden basittirler. Eğer meleklerin cisimleri atom seviyesine çıkarsa, inerse 3 dıhiye gibi olursa. Evet. Ondan sonra cesedi necmi ve bedeni misali cem olursa, yani rububiyet uluhiyet eşit olursa, çünkü rububiyet vuran uluhiyet gözüken, yani al mesela Peygamber Aleyhisselatü Miraç'ta baktı, yapmadı. Tövbe canım, iman ettiğiyle gördü aynı. Olursa bu artık kendi doğasındandır. Şimdi graf-ı latife girip biraz da şey yapalım. Evet. O meleklerin atom şeyine gelmesi abi, o insani berzak, hani konuşmuştuk ya. Evet. Tahayyül, tasavvur, ortada taluk vardı. Hani o oraya çıkamıyor, o da oraya çıkamıyor. İnsani berzak oluşuyor. O herhalde meleklerin atom şeyine inmesi... Nasıl, nereye dedik de söyle. Şimdi meleklerin atom şeyine inerse dedik ya, kendinden şey yapıyor. Tahayyül, tasavvur, ortada taakkul var. Üst... Bir dakika, tahayyül, tasavvur. Ha, taakkul, taakkul, berzah gibi. Ha. Üstü şey, meleklere ait, aşağısı hani şeye ait demiştik, insani berzahlık. Ha, şu. Ha, onun... Şu o, berzah. Ha, o atoma inmesi onun şey yapabilmen ölçüsünde oluyor. Şimdi buraya inemiyor. Ha. Meleklerin itikadı var. İltica, izanı, iltizam, itikadı. Ama bu seviyeleri yok. Tahayyül, tasavvur, onu insan işte şey yaparsa... Yani tahayyülle, şey, tahayyülle tasavvur, bir de taakul. Bu seviyesi şey yok. Çünkü niye? Soru sordu. Bu ne yaptı? Buraya kadar inemiyor melek. Tasdik, izan, iltizamı var. İtikad, iltizam, izanı var. Taakul, şey, berzahtır. Taakul mu demiştik, tasdik mi berzahtı? Taakkul. Yani. Taakkul. İfrat tefi. Şöyle bir şey diyorsun. Melekler taakkul etmişti değil mi? Onu öyle demiştik. Melekler taakkul etti. İnsanın şeyini zalim yaratacaksın diye onu taakkul yaptılar değil mi? Evet, taakkul. Aşağısı yok. Aşağısı yok. Tahayyül ve tasavvurları yok yani. Nispi şeyleri yoktur onların. Onda şey. Emri nispi, emri itibarları yok. Şeytandan mı? O da şeytanda var. Şeytanda bu yukarısı yok. Meleğin de bu aşağısı yok. İnsanda ver bana dedi, hepsini ver bana. Cahil olduğu için ver bana, ver ver ver, hepsini al. Onun için inna kâne zâlimen cevurla. Efendim abi, bir şey okuyacaktın. Bir kısım etzam-ı seyyare, seyyarata tut, katarata kadar bir kısım melaikinin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahiyle binerler, âlem-i şehadeti seyredip gezerler. İzni ilahiyle binerler ve alemi şehadeti seyrederler. O zaman bu eczam-ı seyyarelere, etsam-ı seyyarelere binmezlerse alemi şehadeti... Evet, şimdi ona girmeyelim. Tabii. Herhalde tabii gezemezler o şekilde.
melekler, meleklerin böyle bakışları başka, gezmeleri için oraya girmesi lazım. Görüyorlar alemin misali buralar ama gezmeleri bambaşka bir şey. Şimdi Graf-ı Latif, burayı okumuştuk değil mi? Şu Allah'ı, perdeli Allah'a koy, Allah'ın rububiyeti. Tamam mı? Allah'ın rububiyeti, insan ubudiyetle mukabele ediyor. O ubudiyet aynasında gözüken Allah'ın uluhiyeti. Gene Allah'ın o. Allah'ın cevabıdır. Yaptığın ubudiyete göre. Senin kalitesine göre. O zaman rububiyet, graf-ı latif, ona var olan, yani ubudiyet aynasında gözüken de dönüşün, uluhiyet tarafın bedeni misali. Şimdi Mevte'de buraya okumuştuk, konuşmuştuk. Kaç değil mi? Madde okuyorsunuz abi? Yani bedeni misaliyetten konuşuyoruz o şeye bedeni misali, o graf-ı latif. Artık şeyi kapat, tamam. Bedeni misali kapat. Tamam. Yok, numara kaç sizin? Ha, kaç? Şimdi 15. Ama 15 okuduk, tamam. 16 okuduk, 17 okuduk. Çünkü graf-ı latifi de biraz kısmıştık, girmiştik. Ondan sonra o bedeni okuduk. 22 okuduk. Cismaniyet okuduk. En son Cesed-i Necmi okuduk şimdi. Cesed-i Necmi okuduk. Onun için geçmiştik. 35'teydik en son. 36'dayız. O zaman 32'deyiz. Öyle mi? 32'ye bak. Onu atladık. Bedeni misali yok onu. Bak. Bedeni misali letafettir. Bindirilmiş bir noktaya toplanmış bedenlerdir. Orayı biliyorduk da. Fakat aşağı 33 var ya. Cesed-i Necmi ise nuranidir. Ay böyle geçiyor. Letafettir, biri nuranidir. Evet, nuranidir. 34'ü okuduk. 35'i de okuduk. Ruhun libasını okuyoruz, 36. Ruhun libası bir derece sabit, letafetçe ruha münasip, glaf-ı latif, beden-i misalisi. Mefte müganda beden-i misalisini giyer. Bu malum. Ruh, müddet 37. Ruh, müddet hayatında tedrici ceset libasını değiştiriyor. Mert ise birden soyunur. Yani değiştiriyor ya, tak bırakıyor, tak bırakıyor. Ceset değil bu, bunu değil. O an ve an dördü. Düşünceler, koy tencereye, kalp, koy tencereye, kalp bütün, ruhtaki haletleri koy tencereye, fiilleri koy tencereye, karıştır. O her an oluyor. O ceset libasını değiştiriyor. Mert'te ise libası çıkartıyor. Evet. Bir değiştirme var. Çıkartıyor. Yani ne yapıyor biliyor musun bu? Ruh müddet libasını değiştiriyor. Ruh. Evet. Değiştiriyor. Ne yapıyor? En son haliyle bütünsellik haline. Ama Mert'te ise birden bunlardan soyunur. Çünkü ruh böyle anlara yaşamaya şey yok, tahammül yok. Soyunur demek aslında hepsini giyer miydi? Soyunur. Onlar soyundu ne oldu? Bu ona giydirilenleri çıkarttı. Aslıyla bakma makamına geçiyor. Giydirilenlerle bakmıştı. Gözlükle baktı, gömlekle baktı. Yani bize mesela bir şey giydirildi, o halet oluyor. Ceket giydirdiği yazdığı gün doktorluk elbise, pilotluk elbise falan bir, yani üzerine giydirilenlerin insan düşüncesini değiştiriyor, isteğini değiştiriyor. Kardeş, kadın, erkek, dişi, erkek, öldü, ölecek, zengin, fakir, haçta yapıyor ya bu. Bunlardan çıkıyor. Bunlar bedensel hayattır. Beden zaman altına girer. Buraları okuduk. Ondan sonra okumadığımız yer varsa onu okuyacağız. 46. Ruh o alemlerin gelirken ruh o şey vardı ya Nur-u Muhammedi. Oradan Arş-ı Azam'da Cevher Ruh var ya. Arş-ı Azam'da ama Cevher Ruh'a orada mahluk oldu. Oradan gelirken üzerine bir sürü şeyler aldı. Hani kar topu yaparsın dağın tepesine ya. Ondan sonra dağa, vadiye inene kadar Allah 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 bir bütüne geldi.
İşte ruh oradan buraya gelirken ne yaptı? Glaf-ı latifleri aldı. O glaf-ı latifin içinde ne var? Cilve, cemandaki sanat. Yani geliş yönünü glaf-ı latif. Bunu tespit etmek çok harikaydı. Evet. Glaf-ı latif 47 okuyorum. İkiye ayrılır. Bu çok önemli. Bundan sonrasıyla şey. Cismi manevi, cismi maddi. Hayat-ı Muhammediye, hayat-ı maneviye. Bu ise cismi manevi siddet-i muntahaya kadar. Muntahadan, şey cismi maddi siddet-i muntahadan levh-i mahv ve ispata kadar. Cismi manevi. Cismi karıştırdık biz burada. Cismi manevi arşa kadar. Ondan sonra levh-i mahv ve ispata kadar maddi olan. He. Şimdi bak. Karıştırdık. Cismi manevi ki levh-i mahv ve ispattan bu bedene kadarki süreci. Cismi manevi olmayacaktı. İkincisi maddi yazacaktı. Ha, ikincisi de maddi. Yani ikincisi cismi maddi. Yanlış yazmışım. Tamam mı? Yanlış yazmışız. Onu hemen şurada cismi maddi diye başladı. Onu devam edelim. Ben hemen onu düzeltmem lazım. Neredeydi? Hemen şey yapayım ki. Ha, bir iki. İkincisi cismi maddi. Tamam abi. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, cismi manevi şöyle değil. İlk önce maddi. Buradan buradan nereye kadar? Maddi. Kadar. Maddi. Glaf-ı latif. Sana glaf-ı latif. Oradan gelişi. Buradan lef-i mahv ve ispata kadar ki bütün o aldıklarının adı glaf-ı latif. Cismi maddi kısmı. Maddi kısmı. Lef-i mahv ve ispattan arşa kadar. Cismi manevi. Bu ikisini de tencereye koyup da karıştırırsan glaf-ı latif. Yani niçin ayırdık? Çünkü arştan cismaniyet, arştan sonra başlıyor. Cennet. Siddet-i muntaha cennet. Cennetin sonudur siddet-i muntaha. Siddet-i muntaha cennetten gel bu tarafa, daire ilim, daire hayat, kürs, ondan sonra lef-i mahv ve ispat. Bunun komplesinin özü, cismi manevi. Geliş yönünün iki kısımdan oluşuyor. Evet, geliş var ya. Bir kere ondan çıkalım. Glaf-ı latif gelişiyor. Şimdi rububiyetin cennet aleminin sonudutu ne? Siddet-i muntaha. Cennet ve komplesi koy tencereye. Oradan aşağı iniyorsun. Cennetten aşağı. Daire ilim. Koy tencereye. Daire hayat. Koy tencereye. Kürs. Koy tencereye. Lef-i mahv ve ispat. Koy tencereye. Karıştır. Bu cismi manevi. Glaf-ı latifin bir şubesi. Şimdi lef-i mahv ve ispattan bu tarafa gel. Evet. Zaman, mekan, çünkü lef-i mahv ve ispat zaman hakikatidir. Evet. Zaman ve mekan. Ondan sonra esir, enerji, atom. Buraya kadar. Bu cismi maddi. Bunu da koyalım cismi manevinin içine karıştır. İkisini de cem edersek glaf-ı latif. Cismi maddi zamanla mukayyetmiş. Yani zamanın hakikati olan lef-i mahv ve ispat. Cismi maddi glafı lef-i mahv ve ispata kadar ki bu makama kadar olanlar zamanla mukayyettir. Tamam, yani gelişimizin zaman ve mekanı buraya taşımışız. Artık zihniyetimizde zamansız mekansız düşünemiyoruz.
Yani sıyrılmadıkça. Yani biz zamana ve mekana bağımlı düşünmemizin sebebi cismi maddeden geliyor. Kılaf-ı latifimizde mekan ve zaman lef-i mahve ispattan yüklendiği için lef-i mahve ispat yüklenmesi zaman ve mekan var hakikati yüklenmiş. Manevi tarafına çıktığımız an kılaf-ı latifin zaman mekan yok. Çıkıyor. Abi. Yani manevi, yani zaman ve mekansız düşününce nereden başlıyorsun düşüneceğim? Bak, zamansız mekansız düşündüğün an lev-i mahve ispattan başlıyorsun düşünmeye demektir. Zaman ve mekanla düşünüyorsan atomdan lev-i mahve ispata bakıyorsun. Lev-i mahve ispat berza, alem-i şehadet. Haritada göstereyim istersen de. Şöyle yapayım. Geliş ve gidiş, evet. Gidişte de benim misalimde ikisini yan yana koymak lazım. Hep tercih oldu artık, kimle görüşün, ne tercih yapıyorum. Bedenin misali de şeyden, onu aynı şeyde gösterebilir miyiz abi? Hangisini abi? Kılaf-ı latifle bedenin misali, bu geliş gidiş yönlerini yani. Şöyle. Değil mi? Hep tercih şeyden, oldu. Elestü bir Rabbiküm'den. Bedenin misali. İkisini beraber yan yana Yok abi, yok, manevi abi o. Sidret-i Mümtada. Doğru. Sidret-i Mümtada'dan lef-i mahf ispata kadar. Şecere firkatın sonu durdu zannediyorlar. Evet. Tamam mı? Orada en son yer kürs, kürs dahil bunun içerisinde. Lef-i mahf-i ispat maddenin içerisinde. Ya şeylerin yazayım mı altta? Ya, tamam, ama yok, iş olur. Evet, uzun çekmesin, tamam. He? Evet, ama belki şey yaparlar. Ana kargası yapayım. O zaman söyleyeyim mi abi? Dur ben yapayım. Evet. Tamam şey. Daire iyiydi. Eksik yazarsan şey yapın. Şunu şöyle. Sırayla yazalım. Evet. Yazayım. Cennet cehennem. Cennet cennet yazın. İspat yok ama burada değil mi? Buraya yazmıyorsun. Var mı? Şimdi bir... Kadar. Kadar, ha. Girmiyor işte. Ayıralım ki karışıyor diye yani böyle bazen.
Arşa kadar diyor, arşa kadar diyor. Sen hala orada bir şey yapmıştın. Yani, karışıyor bir şey. Evet. Tamam abi. Tamam. Ya bu yine ne kadar hoş oldu. Hazırlık yönünüz gözüktü. Abi yazılar var. Yazılar var mısın? Evet abi. Ondan sonra şey... Küm fe kün tezgahı. He, onları da yazayım değil mi? Emri kün feye kün tezgahı. Ondan sonra ne? Berza. Alem Berza. Yedi kat. Yedi kat sema, Alem Şahit. Alem-i Berza. Yedi kat sema. Yedi kat sema. Hı? Alem Şahit. Tamam mı abi? Nasıl yapayım? O zaman mekandan burada çıkmak için o zaman cisim maneviyi kullanmamız lazım gözüküyor. Evet. Zaman mekanda buradan çıkmak istiyorsak... O zaman şöyle, şöyle yapayım mı? Zaman mekan orada var. Kayıtlı yani. Mekanın hakikati. Ne demek o denge? Tamam mı? Evet. Şimdi zaman ve mekanla düşünürse cismi maddi desin. Zamansız mekansız tefekkür ettiğin zaman sen yani ben zamanın arkasına mekan arasına geçmek için bir şey yapmana gerek yok. Yani ihlaslı olmak için ne yapmak lazımdır? Hiçbir şey yapma. Riyakar olma yeter. La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma ihlaslısın. Terakki etmek için bozulma yeter. Allah'ın rızasını kazanman için ibadetine farzlar hariç. Farzlar yapacaksın. İbadet yapmana gerek yok. Haram işleme yeter. Şimdi aynı kanunu kullanıyorum. Zaman ve mekanın arkasına geçmek istiyorsan zamansız ve mekansız terakkiyat-ı ruhiye ve fikriyi böyle bunlar tefekkür edince otomatik olarak zaman ve mekan hiç alakası yoktur bu belki de 4 saat konuşmamızda. Zaman mekan hiç yok ki. Evvel ahirle bakıyorsun. Öbürsü zahir batınla. Hangisi? Manevi tarafında zamansız mekan yaparken meyvenin içindeki çekirdek de alttaki çekirdek de şey yapıyorsun yani bakıyorsun. Zamansız mekan. Öbürsü zahir batın, öbürsü evvel ahir. Hangisi evvel deyken? Beden mi? Evvel ahir, tabi tabi. Zamansız şeysiz. Cismi manevi evvel ahir diyor, cismi maddi, zahir batın diyor. Öyle mi? O yani beden misali mi? Yani, konuşurken. Şimdi ha, buna bakarsan, evvel ahir. Yani kökteki çekirdek, meyvenin çekirdeği. Tamam. Ötekisi. Mahiyeti Muhammediye, şahsı. Evet, yani uygulayabilirsin bunu, çoğaltabilirsin yani. Ben nereye uyguladın diye düşünüyorum. Tamam. Ondan sonra bedeni misali ise bütünlük, zahir ve batın bütünlük. Çünkü zahir olandır, evet. Olmuş olanlar da mazide gidecek. Çünkü bedeni misali mazi, yönü mazidir. Biliyorsunuz korku, elem, istikbale bakar. Şey, elem diyorum, haf ve korku, istikbale, elem ve elem almak, şey yapmak. Geçmişe bakıyor. Endişe istikbali. Şey, endişe istikbali bakıyor gibi. Şimdi kardeş buraya kadar geldik mi? Evet. Bu nedir? Şöyle yapayım. Ruhun geliş yönü. Yönü evet. Ki rububiyet evet.
Rububiyet. Çok önemliydi. Evet, bence de. O, yani farkını ortaya koymak için ki geçenki derste öyle tam... Ya bilmiyorduk ki kardeş. Tamam mı? Tabi ruhun gılaf-ı latif yönünün rububiyet tarafı. Yukarısı yok, öbürü yukarısı olan bedenin misali tarafındaki rububiyeti şey yapacaksın, ikiye ayıracağız o maddi manevi, öyle mi abi? Bir dakika söylemezi. Şimdi abi bu haritadan bakınca ruhun geliş yönü diyoruz ya. Hangi? Şimdi gılaf-ı latif, ruhun geliş yönü diyoruz. Buradan yani aşağı bakıyoruz, rububiyet. Burada maddi manevi ayırdık. Bedenin misali, o zaman bu kısımda bedenin misali tarafının rububiyeti ve şeyi olacak herhalde. Bu taraf boşta kalıyor ya. Şimdi bunlar karşıtı, bedeni misali de karşılık buluyor diyorsun. Bedeni misalinin tek yönü var ya. Yok abi anlatamam. Şimdi gılaf-ı latif nereden abi başlıyordu manevi tarafa? Arştan. Arşın altına sedef. Onun üstünü ne yapacağız abi? Ruhun üstünde lef-i muhafız ve şey var. O tarafı neyle dolduracağız? O taraf boşluk oldu ya, orası bedeni misal tarafı olmuyor mu? Yo, bedeni misali ta elestu bi rabbikum dendiği yer. Tamam. Elestu bi rabbikum nerede dendi? Arşta, ruhun mahluk olduğu yerde. Ruh mahluk olduğu yer. Mahluk olduğu anda soruldu. Nerede? Arşta. Yukarı tarafı mı? Aşağı azam, cevherin o... Mahluk cevher. Ama hem cevherin mahluk olan yer. Ha, orası mı? Aşağı azam. Bölmedik ki orayı da. Yani bunun üstünde ne var abi? Arşın bir kısmı var, lef-i muhafız var, arş-ı azam var. Bu sana bakmıyor, tamam mı bu? Bakıyor da bakmıyor, rububiyet yönü. Rububiyet yönü. Tamam. Tamam bu rububiyet yönü. Yani bize bakan tarafı bedeni misali tarafı. Bedeni misali de şey var. Bu iç iki şey yapayım. Bu aslında biz pek bakmıyor, sana giydirilmiş. Senin bir şeyin yok. Bu ruhta var zaten. Bizim şeyimiz ubudiyet aynasındaki ruhiyet gibi. Bizim şey evet. Orada gözüküyor esas. Bu. Bu tamam. Tamam. Bu şu doğru söyledi. Şunu şöyle de istiyor. Bunu sileyim mi? Olur. Sana çek abi. Bak şimdi şunu demek istiyor. Harun mu? He? Harun abi. Harun he. Dur. Ruh nerede mahluk oldu? Arş-ı Azam'da. Arş-ı Azam. Bizim burada yazdığımız şeye kadar. Sidret-i Muntaha arşın altı. Maddi mani ver yerdeniz. Bak. Son bedenim sakin. Evet. Şunu şimdi şey yapalım. Camideki, mihraptaki hocanın şeyi gibi. O içine giriyor ya. Şimdi burada yerine koyarsak mevzuyu... Orayı da Sidret-i Muntaha desek, bizim için ayırdığımız yer oraya kadar işte. Anladın mı? Şimdi... Gılaf-ı latif, maddi manevi. Bedenimiz yani şey latiftir. Tamam. Bedenim sadece mi karşılaştıracağız? Yok şimdi bunun üstüne ne yapacağız? Ha, ruh buradan oraya nasıl gelecek diyorsun? Yani orada da bir şey olacak da. Ha. Evet. O Sidret-i Muntaha kısmına yazabiliriz değil mi? Gılat-ı latif diye. Beraber yapacağız. Şey yazalım. Cisim manevi yazalım. Yok şimdi. Ha yani pat diye oraya kadar nasıl geldi diyorsun. Evet. Bedenim sadece bir gitti geldi. Alakalı olsun ama suliyet tarafı nasıl yazacağız ki onlar çıkacak şimdi. Ver zaten ya. Tabii ya. Düşünmek kolaymış. Neyse motorlar duruyor. Böyle istiyorum. Böyle istiyorum.
Dima diyor ya, bana malzeme ver, benim ayaklarım yok, yürüyemiyorum. Sen senin takip gibi. Ediyor musun? Biliyorum. Burayı takip ediyor musun? Burası iyi. Tamam, ne diyoruz? Sen takip edip etmeden fazla önemli değil bizim için. Öyle diyeyim ki uyandırayım. Sen bir insana ya çok umduğu bir şey söyle uyandırmak için, ya hiç ummadığı bir şey söyle. Sarsılsın yani. Sarsılsın. Tamam mı? Üşenmeden. Uyandım, hakikaten uyandım. Bu rahat öden. Tamam mı? Tamam. Kurduk mu? Tamam. Üşenmeden. Allah razı olsun. Şimdi bede Graf-ı Latif'i bana Harun koy. Arşın altına koyalım. Cennet cehennem oraya Graf-ı Latif abi. Şuraya mı? Yok aşağıya. Şuraya. Oradan. Şuraya. Nereye kadar abim? Maddi taraf abi şeye kadar. Açıldım hayatım. Hepsi hepsi. Maddi manevi. Ya aşağı kadar az alabilir. Dur. Şey yazmamız lazım oraya. Hani hepsini bölmeyeceğiz. Detay yok. Asıl. O zaman Lef-i Mahve-i İspat yazmamız lazım. Tam alem şartı kadar indirin. Bir dakika, Lef-i Mahve-i İspat yazmadık mı? Ya işte yazmadım. Ooo. Çok büyük bir hata oldu. Kürsün altında. Ne işlemiyorsunuz ya? Böyle böleceğinizi tahmin edin. Hiç bana demiyorsunuz. Esas o önemli ya. Niye böyle yaptın Harun'un benim ya? Şekilci olsun. Dilin üstüne. Oldu mu abi? Güya yazdım zannediyordum. Ondan sonra ne demiştik? Ha, emri küm feküm. Onu yazma. Tamam, Berzan. Yazayım ya. Ha, Berzan nerede? Berzan yazıyor. Tamam abi, yeter. Çünkü insanlar için en çok önemli olan şey. Şuraya kadar. Tamam mı? Ne yazacağız buraya? Graf-ı Latif abi. Yok, yanlış oldu. Kürsü de alacaksınız. Ha, tabii alacaksınız abi. Yani bir aşağı kayın. Oraya şey, cismi manevi diyeceksiniz. Eğer ayıracaksanız. Siz bunu yapacaksınız, tamam mı? Tamam, bunu yaparız. Şimdi bakalım, siz bunu yapacaksınız. Bakayım ne koymam lazım. Yazın bakalım. Cismi manevi yazacaksınız oraya. Buraya? Graf-ı Latif yazacaksınız. Ama abi. Detay yok. Ha. Adım. O zaman ayırmayın. Sayındırın alem-i şehadete kadar. O inmiyor ki. Ha, ayran, o zaman aymamız doğrudur. Cism aymamı attı, siz manevi. Ha, ne yazacağız buraya? Cism manevi yazacağım. Çünkü ayırmazsan tek kılıf latif diyeceğiz. Öyle, ayırmadan değil mi? Ha, çok güzel. Ha, tamam, onu birinci şey. Tamam. Cism-i manevi. Si. Tamam. Tamam. Aşağısı da. Şurada. Evet, maddesi. Tamam. Alem şahadet de alsın içine, en sonunda yani abi. Ne diyoruz abim? Cismi maddi diyoruz abi. Graf-ı Latif'in cismi maddiyse. Hatta böyle okları da aşağı doğru yapsaydınız da güzel olurdu. Hangisinin nasıl okları? O iki oklar var ya. Şu mu? Yani hep böyle aşağı gösterse daha mı olur? Gelip dön ya. Ha. Tanımlasak sanki. Çok doğru. Onu da temsil eder şimdi. Tabii tamam, tamam, çok çok doğru. Bet ha. Bayağı salt izler. Evet. Buraya şimdi beden misali de yazacağız değil mi? Tabii ya. Onu yapacağız. Tamam, onu da o zaman ters ok yaparız. Süper. Böyle yapalım. Üşenmeden bu işler böyledir. Allah verdi de sen niye üşeniyorsun? Dersin, bunu asarsın. Şurada çık tabii. Netice. Sana abi aslında biz yazalım, siz şey yapın. Yok, merak etme. Biz böyle oturuyoruz. Cismi maddesi. Yazma işini biz yaparız, siz tarif edebilirsiniz. Kardeşim, biz Lazlar'ın bir şey sözü var. Affedersin, kıç ıslanmadan balı tutulmaz. Diyecekler ki ne biçim ya kardeşim. Dereye gideyim ki böyle. Şimdi. Bu taraf tamam. Ha. Şimdi Harun abi diyor ki haklı olarak. Ruh orada mağlup olduysa diyor. Buraya bir daha şeyi koyar. Graf-ı Latif. Şey, bedeni misalinde. Bedeni misaliyi de Arş-ı Azam'dan alacağız. Yani bu şöyle değil mi? Şöyle yapayım mı? Şu.
Tamam. Yani şöyle. Şuradan böyle mi yapayım? Şimdi orada bir tanımsız bir yer var. Onu konuşmamız lazım abi. Evet abi. Ha konuşacağız. Ruhu relatifi konuştuk abi. Yani bu geniş önümüz. Ruhbiyet demiştik. Sonra bedeni misali koyalım. Bedeni misali alem şehadetten. Nereye kadar? Geldiği ama bir de yer var. Nasıl onu diyeceğiz siz? Çünkü Elestü'den geldi diyorsanız gelip böyle. Peki. Abi mahluk olduğu yer Arş-ı Azam. Ruh. Şöyle yazalım. Arş-ı Azam. Ama gelip U çizecek. Alem-i Şehadet'ten de gelip bak. Yuvarlak karpuz düşer. Nasıl bir şey? Karpuz yapacağız şimdi. Bu Arş-ı Azam'da mahluk mu oldu? He. Cevher-i ruh. Cevher-i ruh. Ruh değil. Mahluk ne demek? İşte cevher-i ruh hali mahluk tarafından. Oradan başlıyor sana. Hepsi bu alette de detay çok. Şey, esas cevher mecurde. Ana esas, yani mahluk olmayan tarafı mecurde. Tabii. O, evet, o. Bu mecul olmayan şey, mahluk olmayan kısmı ene diyebiliriz. Alemlerin yani ruhun toplamı. Ruhun mecurde var mı? Muhammed. Bir kısmı mecurde, ruhun mecurde olan bir tarafı var mı? Nuru. Ene, yani ruhun cevheri ene dersen. Muhammed'i. O da orada. Mahluk. Ruhun cevheri ene. Yoksa ruh olmayan, ene değil mi? Ruh ene değil. Tamam mı? Şimdi o parladaki mevzunu anlatıyor ya. Ruh mahluktur. Şimdi Elestu bi Rabbikum nerede soruldu? Arş-ı Azam'da. Mahluka, ruha sorulmadı mı? Evet, mahluk tamam. Olduğu anda soruldu diyor. Evet. Öyle diyoruz. Evet. Yani o zaman Arş-ı Azam. Siz diyorsunuz biz. Biz diyoruz. Siz kaybediyorsunuz. Peki. Biz tekrar ediyoruz. Nefis olması. Ne dedim? Kabul edin. Ne dedin? Nefis olması lazım. Hayır. Harika. Evet. Kürsene. Harika. Ha, niçin harika? Dedi. Oradan aşağı çek. Ruh mahluktur. Tamam. Peki reddeden var mı? Şeyde, var. Nasıl reddedebiliyor? Bir sistemi olması lazım onun içinde. Evet. Sorulduğu zaman reddetme kabiliyetin olmasa reddede nasıl reddedecek? O zaman cebir olur. Cebiri kaldırman için. Kürste soruldu o zaman. Öyle değil mi? Evet. Şuraya şey takalım. Sanki bir ara dediniz. Evet. Kürste demiştiniz diye. Bak şimdi. Bizi yanılttınız abi. Daire evet. Beni öpeceğiz abi. Bak. Ha? Çok önemli. Bazen her zaman değil. Harikalar ortaya koyuyoruz. Siz çoktan söylediniz bunu aslında. Olsun. Aklına gelmiyor. Olsun şimdi söyleyeceğiz. Ne demek biliyor musun bu? Şeytanın takıldığı ve nefsin şeytanın da olmadan takıldığı yer. Unsuz olmaz. Onu çok yer. Meleği de oraya yazacağız abi, meleklerin takıldığı yer. Tabii yani bunlar yok sistem bir şey yapılmış. Burada onaylamak melek değil, nefis. Evet. Ha. Bak şimdi, ruha elestu bi rabbikum. Reddeden var, kabul eden var. O zaman kabul etme ve reddetme unvanı alması için bu sistemin aktif olması lazım. O sistem küstür. Tamam. O zaman bedeni misali bunu parayı buraya koyacaksın. Tamam. Şu. Kürsüden Arş-ı Azam'a kadar mı şey yapacağız şimdi? He? Şimdi dönüşün. Ubudiyet nerede başladı? Dönüş diyeceğim. Bak. Şimdi koyun bakalım siz. Daha şey bedeni misali bu kadar ders yaptık. Doğru. Şimdi ben buraya nereye koyayım? Şimdi bir kere malzeme yapayım. Bir kere reddetmek, kazanmak sistemi buradan takılmış. Tamam. Bedeni misali neydi? Anladım. Ben yoruldunuz biliyorum. Hı-hı. Dönüş değil. Şöyle yapayım. Dönüşün. Allah tecelli ediyor. Rububiyet. İnsan ubudiyet. Mukabil ediyor. Ubudiyet. Tamam mı? Uluyette kürsüde oluyor zaman. Yani bak şimdi.
Allah bütün bu rububiyetteki bütün şeyleri sana taka taka getirdi mi buraya? Hepsini sana takılmış, sen buna cemisin. Şöyle diyeyim, cemul cem. Cemul cem. Camiül camiül ezdad. İnsan. İnsan bu. Ha, şimdi bu insan Allah'ın bu rububiyetine ubudiyetle mukabele etti. Allahu Ekber, ubudiyet ayna. Ayna diyeceğim, tövbe. Ubudiyet, mirat diyelim. Ama Risale'de ikisi de geçiyor ya. Ubudiyet aynası. Hemen Yasin olsa diyecekti ki abi, miratı dekti abi. Tamam mı? Mukabele etti mi? Ettim. O aynada gözüken nedir? Uluhiyet. Uluhiyet. Sen ubudiyetin onaylama şuuru nereye kadar gelmiş, nereye kadar yapılmış, nereye çizeyim ben bunu? Kürsüde. Kürse. Evet. Bunun için alıyor. Peki uluhiyetten şey, kürsüden sonra uluhiyet yok mu? He? Böyle bir şey denirse, kürsüden sonra uluhiyet yok mu? Var ama senin o olan şu ubudiyet, ubudiyet neydi? Hı. Ubudiyet, ubudiyet, at. Fakr, noksan, kusur. Fakr, noksan, kusurun cemidir. Bu ayna bu. Hı. Ubudiyet aynası bu. Ayna ya. Ayna demeyeceğim. Mirat. Mirat. Nefis olmazsa onlar da olmuyor. Evet. Nefis olmazsa onlar da olmaz. Nefis katıldığı için nefis mirat. Toprak gibi, nezemin gibi. Evet. Şimdi bunu, tamam mı? Bu neydi? Uluhiyeti dedik. Beden misali daha diyeceğiz. Hı. Tepum yapıyor. Peki. Bedeni misali neydi? Her bir ferde ahirin toplama. Yani elestüden başlayıp tamam. Mevt'te biten bir yer. He. Başladığı nokta elestü, bittiği nokta mevt. Ferde ahir. Bu bedeni misaller oluşuyor. Ama ondan sonra da onu giyiyor. Yani evet. Oluştuğu yeri mi yazacağız? Elestü bir... Oluştuğu yeri, giydiği yeri mi yazacağız? Giydiği... Bak, elestu bir rabikum burada dendi. Reddeten burası. Öyle değil mi? Hasan abi o önemli değil mi şu an? Biz, hayır, ne dedi bir daha senin? Şimdi bir, bedenin misalinin oluşma süreci var. Bir de giydiği tarafı var. Mevten biz yani. Ruhun libasını konuşuyorsak, giydiği tarafı işaretleyeceğiz. Peki. Oluştuğu tarafı konuşursa karışacak iş. Oluş nereden başladı oluş? Oluştuğu taraf kürsten başladı, elestüden başladı. Mevte kadar geldi. Bu oluştuğu yer. Tamam. Bedeni misaller nasıl oluştu? Oluştu. Buralarda oluştu. Sonra ruh ne zaman giydi bunu? Mevte giydi. Mevten sonra giyecek bunları. Giyecek. O zaman mevten sonraki kısmı işaretlememiz lazım. Ha. Yani ruhun mevten sonraki giydiği elbisesi bedeni misali olacak. İşaretleyeceksek orayı işaretleyeceğiz. Yani oluştuğuyla giydiği ayırmamız lazım sanki. Şimdi değil mi? Şöyle. Açacak çünkü yani. Bak buradan anlar değil mi? Evet. Bu oluşma. Burada ruh bunu giydi mi? Bedeni misali giymemiş olur. Ruh oluşturuyor bedeni. Oluyor.
Tır. Ama giydi mi ruh? Giymedi. Ha, o zaman bunu ayırmamız lazım. Duruyor. Bu duruyor. Evet. Tamam. Duruyor. Peki bu her birisine beden deniliyor. Yazalım onu da abi, çok güzel nokta. Beden ya. Tamam evet. Anlar. Bunlar beden. 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 Tamam. Bedenim sadece sanki abi ta kav seyine kadar gidecek. Öyle mi? Niye? Niye? Miraç'ta peygamberimiz cismi muhabbetiyle oraya yani işte, neyse öyle mi diyeyim? Öyle diyeyim de düzeltirsiniz. Mert'ten sonra giyiliyor ya bizim. Ta şeye kadar gidecek, sona kadar onunla gidecek. Sanki öyle gibi duruyor. Ne dersen? Peki, 3-4 saat şey yaptık. Siz ne diyorsunuz yani? Nereye? Ben Mert'ten sonra, o zaman şu var. Mert'ten sonra ise Berzah'tan başlayacak. Berzah'ı da alacak içine. Komple kavseyine kadar bedenin misali olacak. Yani bedenin misalinin, biz ruhun dibasını konuşuyorsak, ruh gelirken bunları giydi. Sidretül Münteha'dan aşağı. Sonra da o arada da bedenin misallerini oluşturdu. Ne zaman onu giydi? Mevt geldiği andan itibaren. Mevt'te herhalde yeri Berzah mı diyeceğiz? Berzah'ın olduğu yerden itibaren de giydi onu. Nereye kadar? Ruhiyetullah'a kadar. Gittiği son şeye kadar gidecek. Sidretül Münteha'da durur mu? Şimdi peki, bedenin misali hak ettiği bir şey. Değil mi hak etti? Yani kulluğun aynası. Hı hı. Yani bunlar. Peki buraya kadar Miraç yaptı. Miraç yaptı. Onu bedeni misal dışında sayabilir misin? Yani onun bedeni misal dışında. Evet, kazanımımız değil. Yani fakat bu mukabelede Miraç da yok mu? Hani ubudiyet aynasında Miraç var mı? Vardır, o Miraç da zaten bu şekilde. Şimdi bak, ubudiyet aynasında uluhiyet gözüküyor. Uluhiyetin içerisinde Miraç olur. Ubudiyette olmaz. Ubudiyet aynadır. Evet. O, onun içerisindeki ubudiyet aynasının içerisindeki uluhiyet. Ta uluhiyetimiz nereye kadardır? Buraya kadar var. Çünkü buraya kadar geliyor. Çünkü mukabelemiz. Ama onlar da ihsan-ı ilahi. Onu hep giyiyor. Hep giyiyor. Ne yaptı biliyor musun? Şimdi buna ben yavaş yavaş gideyim ki diyeyim. Yani bu ubudiyet aynamızı oluşturdu. Bu ubudiyet aynamız. Ama bu ubudiyet aynasındaki uluhiyet buraya kadar mı? Cevap Allah'ım. Akrebiyet olduğu bu, için. Bu bizim akrebiyetimiz. Kurbiyetimiz değil mi? Kurbiyetimiz. Bizim. Çıkan ha. He. Yani kurbiyet, akrebiyet. He. Bizdeki akrebiyet. Akrebiyet. Yani şöyle buraya yazayım akrebiyet. Burası kurbiyet. Değil mi? Yakınlığı. Akrebiyet demeyeyim. Akrebiyet bu olmaz. Kurbiyet. Yukarısı olacak. Evet, evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Kurbiyet. Bu bizim kurbiyetimiz. Allah bize attığımız kadar mı cevap veriyor? Yok. 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 Ha, uluhiyet Allah'ın cevabıydı. Evet, rububiyet Allah'ın tecellisiydi. Uluhiyet Allah'ın bizdeki uluhiyet, rububiyete karşı yaptığımız, takındığımız ubudiyete verilen cevaptı. Evet. O cevaptır uluhiyet. Evet. O zaman uluhiyeti yukarı çıkıyor. Ubudiyete aynasına verilen cevap uluhiyettir. Evet. Allah canibi tecelli rububiyet, ona mukabil aynadarlık yaptık ubudiyet, Allah bu ubudiyete verdiği cevap uluhiyet. Uluhiyet bizim ubudiyetimiz aynamızın başladığı kadar değildir. O zaman uluhiyeti kabı kafseyine kadar tabii çıkacak. O zaman çıkacak bu. Akrebiyet. Bunun adı ne olacak şimdi? Eğer Allah kurbiyetimize kadar cevap verse Allah'ın kurbiyeti olur. Adaleti olur. Ama aşıyor rububiyetine verilen cevapla
bu uriyet akrebiyet ilahiyenin inkişafı, akrebiyet ilahiye. Ondan sonra burayı sileyim mi? Bir çekelim abi. Çek o zaman. Ben şey yapayım. O çek. Artık Risalet Cenab-ı Hak. Ondan sonra sileceğim çünkü şuraya. Tamam. Sildin mi abi? Şeyde paylaşayım ya. Hı? Tatlı paylaşayım istedim. Tazı, tazı. Tazı da yarın da oraya çek. Şimdi Kab-ı Kayseri'ye de geçecek. Allah. Ruhiyette şuunatı var mı ki? Ha? Ruhiyette şuunatını da veriyor mu bize? Veriyor tabii. Durmaz ki. Çünkü akrabiyetin niyeti yok ya. Şöyle. Allah'ın verdiği cevap akrabiyet. İnsanın aynadarlığı kurbiyet. Son koyamayacağız o zaman şey akrabiyete, öyle bir şey yok. Akrabiyete tabii o dereceye göre değil. En nihayeti gösterdi peygamberi. Evet. Yani en ziyade şu. Şöyle yapalım. Bunu şu anda aslında da mugayir hareket ediyoruz. O zaman sen söyledi mugayir hareket etme. Vaktinde kılmak, vakti iki vakit arasında kılmak nedir? Farz mıdır? Sünnettir. Sünnettir. Bu nedir? Farzdır. Ya. Onu diğer işlerini yaparken, mubah ve helal işleri yaparken. Kur'an okumak nedir? Dindir mi? Sünnet. İçini bilmek farzdır. Hemen şey yapacağız bana. Ben de rahatsız oluyorum da. Fakat bu yanında kalırsa bu kalıyor. Bir şey üzerine bina edilmiş, meyve almak üzereyiz. Sonuna geldik. He. Şimdi bu akrabiyet ilahiyenin bizim aynamızdaki verdiği cevap. Verdiği cevap. Tamam mı? Tamam. Yani kurbiyetimize Kurbiyetimize akrabiyetiyle verdiği cevabı ulu İyiyet. Bizim de bu akrabiyet ilahiye de dahil, adalet buraya kadar, merhamet ilahiye ve bedeni misali bunları giyiyor. Bedeni
misali, bedeni misali, bunları, bunların bütünü. Nereden nereye şimdi şey yapacağız abi, onu aşağıdan alırsam? Uluhiyetle şimdi ne dedik? Komple dediysek, değil mi? O zaman bedeni misali hepsi. Evet. En aşağıdan. Peki, bunu... Bunu şöyle aslında ayırt etmek istiyordum ama baktım ki şey olmadı. Aslında bedeni misali buraya kadardır. Bunu giyer. Elestu bi rabbikum. Bu rahmet ilahidir. Necmi Nurani. Evet. Bu senin hakkın değil. Ben hepsini yazdım. Düşünesiniz. Deseydim olmayacaktı. Ama bu haktır. Tamam, bu doğru. Ama yanlış doğru. Bedeni misali buraya kadardır. Bu akrebit ilahidir ama rahmet ilahi eşantiyondan vermesi. Bu ubudiyete verilen cevap değil. Şey şu. Burayı görmenizi istiyordu. O zaman glafilatif de kurallar. Hayır. Glafilatif doğru. Glafilatif giriş yönüdür. Bunu görmenizi istiyordu. Şu biden misali bu olmaz. Çünkü rahmet-i ilahi senin bu sefer kurbiyetin buraya kadar çıkmıyor ki bizim. Çok nadir lefezeliğe giriyor. Nadir bir insan. O zaman bunu gördünüz mü? Bunu zihninizden silin. Ben değiştirmek için, şu anda değiştirmek için yapmadım. Aynı doğruyu anlattım. Ama rahmet ilahi içine katarsa. Burası... İstisnai durum diyorsunuz. Yok, rahmet ayrı. İstisnai değil, Müslümana verecek. Rahmeti ilahiye... Tamam abi, burası. Olmaz bu. Beden misali olmaz. Verilen cevap, sen Cebel-i Ruh'a nasıl şey yapacaksın ki? Cebel-i Ruh'ta bir ubudiyet yok ki. Yani fıtri bir ibadet var. Demek ki beden misali bu kürse kadar, kürs dahil yani, olan. Şöyle siliyorum. Bak, karışıklık olmasın. Şunu da siliyorum. Temiz olsun da tam net gözüksün. Tamam. Çizdim mi? Bak şimdi. Ama gördüğünüzü çok istiyordum. Anladım. Yön böyleydi değil mi? Şimdi böyle. Koy. Ya bu böyle çizdiğimizde yani biz burada hangisini göstermiş oluyoruz? Kürse gelince sanki beden misali çıkartacak mı anlasın mı oluşuyor bunda? Bak. Ruh. Hayır. Bak. Yazayım da dur. Enenle sen şunat-ı ilahiyi de biliyorsun ya. Ha? Enenle şunat-ı ilahiyi de biliyorsun. Yani geliş gidiş tecrübelerinde ruh bunları giyerek, yuvarlanarak aşağıya... Aldığı yerlerde bu bıraktı mı? Verkada geldi mi? Bıraktı. Artık burada ubudiyetimiz bitiyor. Burada bitiyor. Beden misaliyle mi çıkartıyor o zaman? Beden misali artık çıkıyor artık. Yani beden misali çıkıyor derken rahmet ilahiye giriyor ama bunu yok etmiyor. Çünkü cennette kullanacaksın beden misali. Doğru demek istiyorum. Abi. Tabii cennette misali kullanacaksın, şurada kullanacaksın. Ama şurayı görmeniz, rahmet ilahi görmeniz lazım. Çünkü cennet rahmet ilahi ya. Ama bizim hakiki bedeni misalimiz budur. Kullanılması şeye kadardır. Şuraya kadar. Kullanılmaz şey. Bak. Nasıl yapmıştık şöyle. Sanki bedeni misaliye de bir maddi manevi desek biraz daha şey yapacakmış. Bir aşağı. Bak. Sidretül Munta. Öyle olmadı mı? Cennet. Cehennem. Tamam mı? Şimdi bunu da
bu bedeni misali kullanılacak. Şu. Kazanılarak elde edilen bir bedeni misali değil ama. Allah'ın bu kullanılacak. Ama ubudiyete kadardır. Bu burada kullanılacak. Çünkü gelişle gidiş aynı değildir. Mesela şöyle diyeyim. Az şaşıracak. Geldiğimiz yer, diyelim misal, misal söyleyeyim. Alemi misal. Daire-i misal aşağısı. Yani biz burada yaptığımız ameller nereye gidiyor? Alemi misali değil. Alemi misalin, alemi misalin daireleri olan levhi misaliye gidiyor. Anladın mı? Dolayısıyla ille insan geldiği yere gidemiyor. Allah'tan geldik. Allah'ın içine mi gireceğiz? Şimdi buraya biz kullanacağız bedeni misalimizi. Giyer. Bu bedeni misali bizim cennetteki cismaniyetimiz oluşturuyor. 28 sözde diyor ki Ruhani olsa olmaz mı? Olmaz çünkü bunu kullanmış. Allah da kullananı israf etmez. Bedeni misalisini bu cehennemde adam kullanacak onu da. Yani bu Elestu bi Rabbikum Kalu Bela dedi. O süreçleri hep aldı. O süreçleri de Kalu Bela dediği için rahmet ilahiye giriyor o. Yani bizim ubudiyet şeklindeki bir din, aynadarlık yok orada. Elestu bi Rabbikum. Bedensel bir hayatımız yoktu ki. Mert'e enkamında bunu giysin. O zaman şuradaki şey rahmet ilahi. Bedeni misal değil ki aşağı kadar normal. Evet. Hani orada örnek verdi dairesine şey yapıyoruz. Peki orada kullanılan bedeli misalinin başka bir adı var mı? Yok, kendisi kullanılıyor. Aynı. Yani mesela daireyi bedeni misali. Yok. Aynı yani. Yani bedeni misali kullanılıyor. Hı-hı. Bedeni misali cismaniyetimiz oluyor. Bunun adı cismaniyet zaten. Cismaniyetimizin çekirdeği. Yalnız bir daha söylüyorum, bu cesedi misali buraya kadar gidiyor ama bizim giydiğimiz var ya, anlar. Evet. Çünkü niye? Şuradan giymiş, zaman ve mekan ama üstlerine de çıkmış. Onayladığı, reddettiği yerden başlıyor. Kalu bela. Elostu bi Rabbikum, kalu bela. Dendi bir yer. Tamam mı? Ruhlar burada dedi. Çünkü küs takıldı. Fakat bunu Cenab-ı Hak bununla burada kullanılıyor buraya. Bunun cismaniyet oluyor buraya kadar. Bak buraya kadar. Şöyle diyeyim. Cismaniyet. Buraya kadar gidiyor. Fakat işte buralar hep böyle neymiş? Rahmet ilahi. Yoksa rahmet ilahi böyle gözüküyor. O zaman rahmet ilahine kadar mıyım? Şuradan şuraya kadar ki o şeyler istisnasın imamları ve peygamberler gidip Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar oluyor. Evet. Tamam. İnşallah. Oldu mu abi? Şimdi beden misali. Şu nereye kadardı da biz sildik? O da Sidretül Münteha kadar değil mi? Evet. Bakalım. Yani oraya. Alıyordu onu da içine. Tamam mı? Neredeyse yarı yarıya. Bir kürsten sonrasına da bedeni misal denebiliyor mu? İsim verme konusunda. Denilebiliyor ama bedeni misali buraya koyun. Ubudiyet aynasındaki bedeni misali. Buraya kadar hep bedeni misali denilebiliyor. Ama bu ubudiyet aynasındaki bedeni misali. Buradaki bedeni misali var. Rahmet ilahiye bakan bedeni misali. Ama eğer kafamız karışıyor derseniz tamam,
buraya kadar komple bedeni misali diyebilirsiniz. Biz ubudiyet aynasına kadar bizim hak ettiğimiz bedeni misali, hak etmeyip Allah'ın verdiği bedeni misalilerimiz. Bu da bedeni misali. Oraya kadar Adıl İsmail, ondan sonra rahmet. Ya ne dersen de doğru. İsterseniz ben sileyim ikisini de tek koyayım. Bak buraya kadar kesb, kurbiyet. Buradan burasındaki bedeni misali akrebiyet. O zaman ikisini de tanımladık mı? Şimdi ikisini de siliyor. Abi ne oluyor? Kurbiyetle kazandığımız bir bedeni misalimiz var. Ondan sonra rahmet-i ilahi akrebiyete binaen yaptığımız ubudiyete binaen verdiği bir bedeni misali. Allah'a karşılığı yani etmediğimiz halde o zaman onu da toplarsa en son daha değiştirmeyeceğiz. Hani gösteri gösteri yapıyor. Yani desek ki ubudiyette bir şey bedeni misalim var senin. Abi kazandığın nerede? Komple giyer deyince ubudiyet aynasında ve onun dışında şefaat, cemaat, cemaat, cemaatin bedeni misalesi yok mu? Onu giymeyecek miyiz? Şahsi manevinin bedeni misalesi var, rahmet-i ilahi var, bize dua edenler var, peygamber şey var. Hepsi hepsini topluyoruz. Dikkat ettiniz mi? Hepsini kullandım. Evet. Resimli Hoca derdi ki buranın uzunluğu abi ne alakası var ya şimdi bu derste 3 buranın uzunluğu ona nispeten 1 olmalıdır. 2 kaç sene geçmiş unutamamış. Yani Kur'an olsa unuturdu. Bunu mahsus tamamladım ki göresiniz. Tamam. Ay. Güzel. Şey ilk önce o akrebiyetle şey yapıyor ya, o azdır. Şimdi buraya kadar bizim kesplerimiz kalbim. Bundan sonra şahsi manevi, cemaat, dua edenler, peygamberimizin şefaati vesaire vesaire verilenler. Yani rahmet-i ilahi. Beden misali şimdi sor. Bu birincisi değildi. İkincisi de değildi. Üçüncüsü. Yürümemiz gerekiyor. Onu da düşünmemiz gerekiyordu. Niye buraya kadar? Çünkü buraya kadar. Niye buraya kadar değil? Çünkü buraya kadar senin ubudiyet aynanda. Cemaatin şahsı manevi vermeyecek mi sana? O bedeni misalin değil mi? Seni değil ama sana verilmiş. Sürpriz oldu mu abim o? Hiç düşünmemiş miydin? Cemaatin şahsı manevisi bedeni misalim ne olacak? Kalı bela ben dedim. Kalı bela ben dedim. Peki ben ne zaman dedim? 1962'de 63'te dedim ben. Ondan önce nurculuk yok muydu? Onlar bana verilmeyecek mi? Ben kalı bela ile şey yapmadım ki yani. Ben dünyaya geliş. Şimdi Hazreti Adem yok ya, ben Hazreti Adem'e iman ettim. Ne olacak, onun bedeni misalisi olmayacak mı bende? Evet, netice. Ve burada bitiyor. Değil mi? Şimdilik. Peki doğru mudur bu anlattıkların? Risale-i Nur'un net cümleleri olanlar hepsi kesin doğrudur. Net yani sari ifadenin dışında satır aralarında söylediğimiz sözler yanlış ihtimalle olan doğrulardır. Yanlış ihtimalle olan
doğrulardır. Çünkü Kur'an ve Kur'an söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Risale-i Nur'da aynı kanun cari, kanun var. Böyledir diyemezsin tabi. Aynı kanun cari. Söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. O zaman bu zan, zan nedir? Zan-ı galip, üstü zan. İçerisinde yanlış ihtimali olan bilgilerdir. İlim değil. İlim onaylanandır. O zaman bu bizim konuştuklarımız içerisinde yanlış ihtimali olan doğrulardır. Ne zamana kadar? O yanlışı ispat edilene kadar doğrudur. Çünkü bir tarlaya gittiğin zaman elin uzadığı kadar tuttum, tuttum, tuttum. Tutamadım ilk. Çocuktum. Yok mu ya? Demek ki içerisinde yanlış ihtimali olan doğrulardır. Ne zamana kadar? Yanlışlar ispat edilene kadar. Peki sari ifadeler yanlış ihtimali var mı? Yoktur. Vâhir davâhun elhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha temâs-selavâti.